Selamlar, selamlar, merhabalar. Demode TV Kick kanalına hoş geldiniz. Sevgili demodaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Yeni bir macera, yeni bir heyecan. Sizlerle birlikteyiz. Uzun zaman sonra bir yayını açarken heyecanlıyım. Biraz elim ayağıma dolaştı. İnşallah hatasal bir şeyler yoktur. Chat'i ayarladık test yayınında. Orada bir sıkıntı yaşamadık. Kick'teyiz arkadaşlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Umarım her şey istediğiniz gibi gidiyordur. Aslında çok da farklı bir şey yok. Benim için de çok farklı bir şey yok. Ben yine her zamanki bu kameranın, bu bilgisayarın başındayım. Sizler de yine hangi aletteyseniz onun başındasınız. Aynı olduğu gibi yayınlarımıza devam edeceğiz. Biraz sohbet edeceğiz. Ondan sonra Kimposter'a geçeceğiz. Peki, katılımcıların hepsi hazırsa kameraları alayım. Sevgili arkadaşlar. Ver. Gördünüz. İki Süper. kişi daha lazım. 500. 10 bin kişi lazım. 600. İnanılmaz Ağlamayan tatlı var mı? insanlar var karşımda. Duygu Daha ekrana duygulanmaktan vermedim. krize Duygulanmam girerim ben. Önder abi. Allah için şu yayın bitecek. Dört tane mal Van Broncos konuşacağız biz ya. Ben Allah. görmedim lan, bir bakayım. Tatlılıklara bakar mısınız? İnanılmazlar ya. Maşallah Demoda TV. maşallah. Şöyle bir Sen ne tak tak oldun? tak tahtaya vuralım da. Herkes bizlerle birlikte. Herkesin görüntüsü çok iyi. Süperiz. Birazdan sıradan tanışacağız. Ben önce formatı anlatayım. Yarışmayı anlatayım. Ondan sonra isimlikleri takalım. Tanışalım. Sonra da yarışmamıza başlayalım. Sevgili arkadaşlar, Kimposter'ı ilk defa izleyenler için anlatıyorum. Kimposter bizim 5 kişinin yalan söylediği, bir kişinin ise doğruyu söylediği, bizim ekipteki arkadaşlarımızın da doğruyu söyleyeni bulmaya çalıştığı bir oyunumuz. Bugünkü formatımızda da 6 tane çiftimiz var. Bu 6 çiftimizde evli olduklarını iddia ediyorlar. Ama aralarından yalnızca bir tanesi evli. Bizimkiler çiftlerimize sorular soracak, onları zorlayacaklar, terletecekler ve gerçek evlinin kim olduğunu bulmaya çalışacaklar. Aslında çok basit bir konsept. Ama bugün bir Aynen. farklılık yapıyoruz arkadaşlar. Normal Kimposter takipçileri bilir ki biz her turda bir kişi eleriz. Böyle böyle finale kadar gideriz. Bugün bir farklılık yapıyoruz arkadaşlar eleme sisteminde. Bizimkilere veriyorum süreyi. Çiftleri de veriyorum 6 çifti de. İstedikleri kişi istedikleri soruyu sorsunlar. Ben yeterli süre geçtikten sonra bunlara diyeceğim ki finalistlerinizi belirleyin arkadaşlar. İki finalisti belirleyecekler. Diğer 4 kişi bizi bekleyecek. Sonra biraz finalistlere sorular soracaklar. En sonunda da kararlarını verecekler. Yani bu sefer her turda birini elemeyeceğiz. Bunu biraz şu sebepten seçtim, açık söyleyeyim. Hani bizim boş erkek tayfa olsaydı, aynen abi sen kesin Beşiktaşlısın diye onu 1,5 saat bekletirdik ama buradaki erkekler yanına hanımları da almış. Belki çoğu zorlayıp sürükleyerek getirdiler eşlerini. Hani onları da 20. dakikada yollayıp kamerayı kapattırmak istemedim açıkçası. O yüzden böyle bir karar aldık. Bugün Kim Poster'ı bu şekilde oynayacağız. Yani sadece finalistlere karar verecekler. O zamana kadar herkes bizimle birlikte. İsimler oturtsana abi. İsimleri şimdi İsimler otur. Çünkü biz de oturtacağım. oradan görelim. Biz de herkese hoş geldiniz Abi diyelim. bir şey diyeceğim. Dinzinho ve Eren inanılmaz benziyor. Benzemiyorlar mı? Zinho Şimdi ve ben bir Eren şey mi? diyeceğim. Makaradan uzak. Ciddi Ciddi benziyorlar. söylüyorum. Yani ilişkisel değil de yaptığımız iş olarak duygulandım abi. İnsanlara baksana, kafa Evet evet. utandım Çok güzel değil ama. Küfür işini. Bugün küfür yok arkadaşlar. Bugün küfürsüz içerik. Bugün televizyon. Bunlar Selimli Okan'dı. Hatırlamaya çalışıyorum. Şunlar Melda ile Berkem'di. Bunlar Güler'le Ben öncelikle bir şey sormak istiyorum. Bu arada seslerinizi açabilirsiniz, mikrofonlarınızı. Eren'di. Beylerin hepsi demode izleyicisin. Ben önce bunu merak ediyorum. Hem de ne biçim. Bakacağız. Tamam. Birazcık. Evet. Bu önemli. Kimseyle bir evli tahmin yapacağız bu arada tanışmadan önce. Onu mu yapsak? Gerçi isimleri daha tutmadım. Ben göremiyorum. Sanırım yani eğer hafızam beni yanıltmıyorsa isimlerim böyle olması lazım. Yayını izleyen varsa isimleriniz doğru mu bakabilir misiniz? Benim isimliğimde hata var diyen var mı? Bizim doğru.
Tamam. Bizim herkesin doğru. Herkesinki doğru. Süper. Yok ya, yaşlı. Altken daha vardır hata. 12 tane insanın ismini unutmamış. Ben var ya 3 dakika sonra hepsini unuturdum. Hepsiyle test yaptık ya, hatırlıyorum yüzleri. Şimdi lan bu isimleri de yerleştirdik ama. Şişim, bu ekibin hepsi çok net evli duruyor, ben sana söyleyeyim. Şey söyleyeyim mi? Hayvan gibi hepsi evli. Peki ben isimlikleri yerleştirdim ama bir saniyeliğine kapatacağım isimleri, çünkü tanıştıklarımı büyük ekranda vermek istiyorum. Ondan sonra olduğu yerden açacağım tekrar. Tanıştıktan sonra tahmin yap. Yok, tipsel tahmin yapalım hemen ya. Kim evli, hadi. Konuşmadan yapıyorduk, konuşmadan. Konuşmadan yapıyorduk. Hemen. Evet. Tamam, yapın bakalım tahmin. İsimleri kapat Dönder abi. Açtım. Hemen evliliği söylüyorum size. Çok sol alt diyorum ben, çok sol alt. Ben de çok fena Selin Okan çiftinin evli olduğunu inanıyorum. Selin Okan. Berke, sen Melda Berkem mi diyorsun? Evet abi. İsim mi biraz çekti Berkem? Yok. Abi postiklerde falan Berkem diyorsunuz, zaten üstüme alınıyorum. Yalçın, sen kim diyorsun? Abi ben iki sağ kitlemizindeyim. Roni, sen hangisini dedin? Ben farklı birini. Sen Selin Okan dedin değil mi? Selin ve Okan, evet. Güler Eren diyeceğim ben. Sen de Güler Eren diyorsun. Hadi bakalım. Evet. Birazdan öğreneceğiz neyin ne olduğunu. Şimdi şu isimlikleri kapatalım. Sıradan insanlarla bir tanışalım bakalım. Evet. Ekranda olan çiftim. Elif ve Bahadır. Selamlar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş bulduk. Heyecanlı mısınız? Yani biraz. Uykuluyuz tabii. Evet, biraz uykuluyuz. Daha önce hiç çift olarak bir yarışma, işte ben bilmem eşim bilir olsun, çarkı felek olsun, herhangi bir yarışmada bulundunuz mu? Yok. Yok, bu biraz internetsel, evet, sıkıntı mı yaşıyoruz? Bağlantısal bir problem oldu ufak. Evet, biraz. Bizde de kesintiliyor da. Şu an düzeldi gibi. Şu an iyi gibiyiz. Şu an daha iyi gibi, evet. Tamam, süper. Herhangi bir yarışmaya katılmadık. Bu ilk. Tamam, süper. Ben bütün hanımlara aynı soruları soracağım sıradan. Sen sor abi. Demode TV diye bir oluşumdan haberdar mısın? Daha önce duydun mu? Evet, yani biz her gün sizin sesinizle uyanıyoruz. Peki. Merhabalar, selamlar, selamlar. Bahadır, kapat şu... Bahadır, kapat şu saçmalığı şekli mi uyanıyorsun yoksa... Yok yani, çok bir de biz sizi izliyoruz televizyondan da, belki izlediğiniz yayınlarınız da bizi var. Bizi duygulandı. Video izlediğiniz ya da işte bu belgeselleri izlediğinizdeki videoları biz televizyondan da izliyoruz. Ama futbol yayınlarında. Futbolları... Normal. Ona da kapat deniyor. Abi çok saçma ya. Yani biraz o sen kadar haklısın abi. Ki yani kapat diyorsan %100 haklısın. Be. Sen de kapat, işine bak abi. Evli barklı adamsın, işine bak. Beni anam babam izle abi, tak kulaklı izle telefondan, ne olacak? Abi çok saçma, koca koca insanlar evde bizi izliyor. Allah Allah. Peki o zaman sizi daha fazla zorlamayacağım. Çünkü evet. Bizimkilerin sizi sorarak öğrenmesini istiyorum. Sadece not almanız için not almaya hazır olun, ayar alacaksınız. Yaşlarınızı öğreneceğim. Kaç yaşındasınız? 96'lıyım ben. Ben de 95, yani 28-29. 28-29 yaşlarında Elif ve Bahadır çifti. Kendileri evli olduklarını iddia ediyorlar. Bakacağız. Kendilerine başarılar diliyoruz. İnşallah kazanırsınız. Ben sizi tutuyorum. Nasıl kadar abi? Peki. Elif, de... Bahadır'la Ukrayna'ya deplasmana gidebilir miyiz? Nasıl sorabilirim? Güzel soru. Bir kutlarım. Kutlarım. Çok iyi soru. Özgün bir soru. Karşımda Beyza ve Deniz var yanılmıyorsam, değil mi? Evet, merhabalar. Sesiniz geliyor mu? Süper geliyor. Hoş geldiniz Beyza, hoş geldiniz Deniz. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Heyecanlı mısınız? Yani evet ya. Biraz heyecanlıyım. Peki Beyza, sana da aynı soruyu soracağım. Sen biliyor musun Demode TV'nin ne olduğunu? Hiç gördün mü bizi daha önce bir yerde? En baştan beri haberimiz var. Yani kuruluş anımızdan bu yana. Pazar günleri kahvaltı hazırlarken podcast arkada. Aa. Yemek yerken işte anahtar kaybolmuş, izleyelim aşkım. Eyvah. Kaybolmuş.
Böyle nasıl kaybolmuş? Benim mallığıma kaybolmuş. Nasıl kaybolacak başka Beyza? Yani o tarz yani en başından beri. Bir de her şeyi anlatıyor. Şöyle bir şey olmuş, bu yaşanmış. Ya ben bu soruları hani hadi Beyza gel ve bizi öv diye yapmıyorum. Ben şeyi bekliyorum ya, ben bu lavukları tanımıyorum. Benim bu yanımdaki aldı beni getirdi cevabını duymak için bekliyorum ama ya, sen de bizi takip ediyorsun. Umarım keyif alıyorsundur. İşteydim. Ben Deniz tweet attı. Şeye bak, projeye bakmam lazım bu cumartesi. Dedim ki katılalım mutlaka. Öyle mi? Çok iyi. Aynen. Çok sevindim. Peki o zaman sizin de yaşları alayım. 98'lisiniz. Aynen. İkiniz de 98'lisiniz. Evet. Çok iyi. Beyza da 98'li. Beyza da 98'li. Deniz de 98'li. Beyza ve Deniz çifti. Sıkıntı var mı? Çok yok. Yok yok, çok iyi. Hiçbir gayet sıkıntı iyi. Yok. Lütfen. Hiçbir sıkıntı yok. Lütfen. Gayet iyisiniz. Peki sizlere de teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ve Güler ve Eren'e geçiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler, siz? Bizler de çok iyiyiz. Güler, soruya hakimsin. Evet. Senin Demode TV oluşumu ile ilgili bir bilgin, malumatın, bir şeyin var mı? Yalnızca isim olarak biliyordum Eren. İşte bu be. İşte bu. Bunu bekliyordum. Süper. Yani Eren'in izlediğini biliyorum. Sadece podcastlerini dinlediğini biliyorum. Ama hiç merak edip de bu nedir diye bakmadım. Peki nereden getirdin bizi bu lavukların yayınına falan diye içinden geçirdin mi hiç? Son ana kadar geçirmemiştim ama son bir saatte heyecanlandınız mı? Ne yapıyoruz dedim. Başımıza bela aldık modundayız. Çünkü dün söyledi bana katılacağımızı. Bir de ikimizde de galiba biraz sosyal anksiyete var. Evet. Aa, hiç sıkıntı yok. Biraz gerildik. Şu an hani bin kişinin karşısında değil de böyle biz, siz 6 kişisiniz. Biz de 3 kişilik bir arkadaş grubuyuz. 10 kişi muhabbet ediyoruz gibi düşünebilirsiniz. Çok daha iyi olur sizler için. Biz de gerginiz aynı şekilde bu arada. Evet, biz de gerginiz yani. Evet, doğru. Ama peki, çok net bir çift abi. Baksana kapıl gibi giyinmişler zaten. Evet. Aynı giyinmişler. Biz, o evet bizim genel. Şey eksik değil mi? Önlükler var ya, şey Güler'in kocası gibi bir önlük gitmez mi Eren'e mesela? Rici iyi gider. Var, var mı? Tamam, çok iyi. Sizden de yaşları alayım o zaman. Ben 27'yim. Ben de 29'um. 27-29 yaşlarında Güler ve Eren çifti. Onları da öğrenmiş olduk. Sizlere de başarılar diliyorum. Heyecanlanacak hiçbir şey yok. Siz eğlenirseniz herkes eğlenir. İnşallah. Peki. Sırada Melda ile Berkem var. Berkem hoş geldin. Nasılsın? Haftan nasıl geçti? Selamlar. Yalçınıma merhaba. Abi yüz mü olsun? Sana şaka yapmak için yaptım. Önce Melda'ya nasılsın diye soracağım tabii ki nezaketten. Melda hoş geldin. Heyecanlı mısın? Birazcık heyecan var. Bir tık mikrofona uzak mısın sen Melda? Mikrofon benim olduğum kulaklıkta. Evet. Ha tamam. Tamam, siz onu bir şekilde halledersiniz. Aynen gayet iyiyiz. Nasılsınız? İkinize birden soruyorum. Heyecanlı mısınız? Sizde daha önce bir tecrübe oldu mu hiç ekran karşısına çıkmak veya benzeri bir şey? Hayır, hiç olmadı. O yüzden biraz heyecanlı. Evet. Peki Melda, sen bizim yaptığımız işten falan haberdar mısın? Daha önce duydun mu yoksa ilk defa Berkem'in talebiyle mi haberin oldu? Haberdarım. Berkem zaten sürekli podcastleri falan da dinliyor. Aynı zamanda bizim hani böyle oturup akşamları televizyondan YouTube izleme seansımız da olduğu için sizin eski videoları falan da izliyoruz. Aa, çok iyi. Çok sevindim. Süper. Peki sizde yaşlar ne durumda? 26. 26, ikiniz de. Evet. İkiniz de 26 yaşındasınız. Süper. Aldınız mı notlarınızı arkadaşlar? Melda ve Berkem. Grubu. 26 yaşlarında. Bu içerik benim moralim bozdu. Ben bilseydim gelmezdim bu içeriye. Neden moralini bozdu? Herkesle aynı yaştayım. Benim yaşımdaki insanlar evlilik programına katılıyor. Yani herkes evlenmiş bile. Evlilik programı hiç derken yanlış olmasın. Evli olduklarını kanıtlamaya çalışıyorlar. Ben de bilmeye çalışıyorum işte. Aramızdaki öyle bir fark var. Peki sizde hiç heyecan var mı? Heyecanlı mısınız en azından? Bizde mi? Evet sizdeyim hala. Var ya, biz bir saattir falan heyecanlıyız zaten. Evet. Herkese son bir saat geldi heyecan o zaman.
Size de tekrarlayayım. Heyecanlanacak ben hiçbir şey yok. Ben bir tahminde bulunacağım Önder. Sadece abi. Eğlenmenize bakın tabii ki. Berkem Galatasaray'dı. Ya çok net. O kadar belli oluyor mu? Çok belli oluyor biliyor musun? Suratından o kadar belli oluyor ki Galatasaray'da oldu. Belki adam yarın öbür gün Kim Poster'ın takımımızına katılacaktı. Niye bozdun adamı? Katılırsa bulurum işte abi. Çok kolay bulacağım bir adammış. Tamam. Çok iyi. Melda ve Berkem'le de tanıştık. Size başarılar diliyorum. Sadece eğlenmenize bakın diyorum. Umarım çok bak, mutlu olursunuz. Abi, mesleki deformasyon. Kim Poster olunca biraz bende de alışkanlık var. Ne abi? Sen de Five Days'e katıldın. Ronnie gibi bir mesaj okudum. Aa, haklı. Aa, haklı. Ne günlerdi be. Bir daha bir 14 Şubat gelse de. Yaparız, yaparız. Evet, şu anda bizlerle Selim ve Okan çifti. Selim ve Okan çifti bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Selin, hoş geldiniz Okan. Nasılsınız? Heyecanlı mısınız? Heyecanlıyız ya. Çok vallahi. Heyecanlıyız. Son bir saat bize de bastık ya arkadaşlar gibi. Peki Selin, sana soruyorum. Bizden haberdar mıydın, biliyor muydun, görmüş müydün daha önce? Tabii ki haberdardım. Biz eskiden, yani şu an artık Berlin'de yaşıyoruz, Almanya'dayız ama böyle şeyde Türkiye'deyken arabamız vardı. Evet, orada sürekli dinliyorduk sizi. Onun için ben sizden çok haberdarım. Peki kapat şu saçmalığı şekli mi haberdarsın? Öyle söyledin çünkü sanki. Yok estağfurullah, öyle söylemeyeyim. En çok ilgimi çektiğini söyleyemeyeceğim sadece. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Hiçbir sıkıntı yok. Dürüstlüğün için minnettarım. Peki sizden yaşları öğrenelim. Bakalım. 26'yım, Selin de 27. Ben 98'liyim. Aa, Selin bir yaş daha büyük. Evet. Hiç sizin için bir sorun muydu bu? Hiç gündeme geldi mi? Sizin için olmasa da çevrede hiç böyle bir şey duydunuz mu? Yok. Çünkü alışık olmadığımız bir şey. Ailede berekettir derler. Aynen öyledir. Aynen öyledir. Peki. Okan 26 yaşında. Selin 27 yaşında. Sizlere başarılar diliyorum. Umarım çok eğlenirsiniz. Okan bana bir tanıdık arkadaşlar. Geliyor bu arada. Sıfat olarak tanıdık geliyor ya. Ben çıkamıyorum ama. Ben kime benzediğini buldum bu arada. Kime benzettiğimi. Can Defesoğlu'na benzetiyorum bu arada. Şu anda bir tık. Belki. Yani. Andırıyor. Konuşuyor olabilirsin ya. Birkaç kere benim tweet'i banlamıştın toplulukta da. Ya Almanya'dayım diye ben bunun sesinden paylaşıyorum. Sen bunlar yasak diye beni banlıyordun aslında. Ha okey, tamam, biz seninle konuşmuştuk, hatırladım. Aynen öyle. Sen bana yazmıştın, okey, hatırladım. Eren Kaşıktepe diyorlar Okan için. Sen de oyna, Bilyoner'den al, işte Misli'den al SS'i, oradan at yani arkadaş, ben mi söyleyeyim onu da sana? Tamam, anladım şu an sohbetin ne olduğunu. Süper, hayırlı kazançlar diliyoruz Okan'a da ve bir sonraki çiftimize geçiyoruz. Kimler kaldı bizlerle birlikte? Başak ve Yiğit kaldı değil mi? Yiğit. Merhaba. Merhaba. Selamlar Başak, selamlar Yiğit, nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Aslında iyi değiliz, biz hastayız. O yüzden öksürük. Çok geçmiş olsun, çok geçmiş olsun. Genel, yani soğuk algınlığı gibi mi yoksa başka bir sıkıntı mı? Ya ben hasta oldum, bulaştı. Bulaştırdın. Allah seni bildiği gibi yapsın. Yaşamıyoruz, evet. Önder, Allah adam, seni bildiği gibi yapsın. Adam kahrından hasta olmuş. 3 kere kanal kaptırdı, Allah kahretsin. 3 kere kanalın şifresini patlattı. Ruhi çentik, Ruhi çen tavuk. Ruhi çehennem. Çen tavuk daha iyi oldu Önder abi. Kusura bakma, çen tavuk tamam. Diyebilirim. Evet. Ben de kendi şakamı bir deneyeyim dedim Rönü. Peki. Heyecanlı mısınız hastalık dışında? Yo, bende hiç heyecan yok. Biraz. Bende biraz var. Bir şey soracağım bunların dışında. Acaba sizde bir tık ses sekmesi olabilir mi? Hani bizi duymakta zorlanmıyorsanız biraz sesi kısma şansınız olur mu? Tabii. Şu an iyi mi mesela? İyi, bana geldi de yayına da gitti ha, muhtemelen. Yok şu an çok iyi. Siz bizi net duyuyorsunuz değil mi? Biz net duyuyoruz, evet. Süper. Peki heyecanlı olup olmadığını sormuş muydum size? Evet. Cevapladınız mı? Evet. Tamam, süper. Peki daha önce hiçbir tecrübeniz var mı? Bir yere katılalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Bugün moderasyonu bana mı bıraksan? Niye? Dinlesene abi insanları. Önder abi şeyi de sorayım, soruyu da sormadın, onu da unuttun galiba sormayı. Ne? Merhaba, sevgilim, merhaba. Sevgilim var mı? O buraya gitmez. Yok abi, o soru değil. Hanımlar bizi tanıyor mu? Hanımefendi. Aa, doğru. Vallahi kusura bakma. Buradan başka bir şeye bakıyordum. Bizi tanıyor musun Başak? Daha önce Demode TV diye bir oluşumdan haberin var mı? Var tabii ki. Eve girer girmez sizi açıyoruz zaten. Yiğit sağ olsun. Zorla abi, birkaç yayınızı da izledim. Yiğit sağ olsun da bir sitem var gibiydi. Yiğit fazla zorlama. Bize bilgisayarla girmek gibi bir abartması var bazen. Çok okey yani. Tamam.
Süper. Yaşları alayım sizden. İki yayın izleyip tiksinmiş bu arada, onu da aldım. Zorla diyor bir de. Allah kahretsin ya. Ne işimiz var? 25-24 bizim yaşlar. Biz en genç 25, çift. 25-24. Buranın en genç çifti Başak evet. ve Yiğit. Sen 25'sin değil mi Yiğit? Evet. Sen 25'sin. Başak 24 yaşında. Sizlere de binlerce kez başarılar diliyorum. Umarım çok eğlenirsiniz. Bu bir yarışma değil. Tamamen sizin eğlenmenize bağlı. Bütün çiftlerimiz için geçerlidir bu. Diyorum, isimlikleri açıyorum ve jürimize teslim ediyorum çiftlerimi. Biz de miyiz abi? Geldik. Bizdeyiz. Öncelikle hoş geldiniz hepinize. Şimdi sıradan birer tane soru soracağız. Sonra bu şekilde devam edeceğiz zaten. Kimle başlıyoruz? Berke Yalçın. Sondan başlayalım. Baştan başladık. Şimdi sondan başlayalım. Tamam. Yiğit ve Başak. Bize nasıl tanıştığınızı anlatabilir misiniz? Ama şu şekilde anlatmanızı isteyeceğim sizden. Hani sadece tek kişiye bağlı kalmasın. İşte birbirinizden laf alarak vesaire olursa daha iyi olur bizim için. Tabii. Olur. Bizim ama çok basit, tek düze bir tanışma hikayemiz var. Yani öyle... Arkadaş ortamında. Arkadaşlarımız tanıştırdı bizi. Tanıştık. Bir şeyler yedik içtik beraber. Yiğit sarımsaklı döner yiyordu. Ve o sıra tanıştık. Allah seni bildiği gibi yapsın Yiğit efendim. Yani ağzına döner sokarken benimle tanıştı yani. Evet. Öyle. Yani çok klasik bir hikaye bizim. Başak, sen de bundan etkilendin galiba. Evet, çok etkilendi. Ama yani etkilenmeyecek gibi değil şimdi, yakışıklı. Bir şey demiyorum. Kaç yıl oldu ilişki? Maşallah. 4 evlilik. Maşallah. Evlilik mi, ilişki mi? İkisi de ayrı ilişki ayrı. 4, evlilik 6 ay. Gibi falan. Bir şey aynı. 5-6 ay. Gibi bir şey peki. Asla başka? Evlilik. Süremi unutmam diyenler. Bizim başka? Biraz apar topara geldi açıkçası evlilik işi. Ondan kaynaklı, yani tarihi tabii ki biliyoruz da hani yaklaşık bir süre veriyoruz genelde. 28 Ocak'ta evlendik bu Ocak'ta. 2024 28 Ocak. Yiğit'in yurt dışına çıkması için ve ayrı çıkmamamız için evlendik. Biraz öyle bir durumlar vardı. Nereye gidiyorsun Yiğit? Daha belli değil de şu an yüksek lisans yapıyorum ben. İşte ondan sonra bakılacak biraz. İnşallah. Nerede yaşıyoruz? Ben şu an yüksek lisans yaptığım için üniversitemin olduğu yerde yaşıyorum. Isparta'da yaşıyorum. Aha. Benim askerlik yeri. Biraz askerlik yeri bizim eve çok yakın Yalçın. Biraz harbi uzat da şeye gidersin. Yemin törenine gidersin. Harbi bela aldım başına Yiğit Ağar'ın ağzı. Sen niye söylüyorsun ya? Her pazar günü Yiğit benim telefonu bir getir de iki Twitter'a gireyim şekli. Senin Yiğit'im hafta sonu bize bir sarımsaklı döner sekmez mi kışlaya? Normalde İstanbul'da mısınız? Normalde Antalya'dayız. Ama ikimiz de İstanbul doğma büyümeyiz. Okey, yani. Tamam. Ya o zaman çok uzak değilsiniz evinize. Antalya Sparta 2-3 saat değil mi? Evet evet. Evet. Uzak değiliz. Çok yakın yani. 130 kilometre. 120-130 kilometre falan. Okey. Başka bir şey kalmadı gibi benim için. Yok. Şu anlık bu kadar. Not o zaman kime abi geçelim? Rastgele keyfi geçelim. Beyza ile Deniz diyorum. Okay. Merhaba. Merhaba. Nasıl geliyor tanıştığınızı bize... Geliyor geliyor. Çok güzel geliyor sesiniz. Biz üniversitede tanıştık. Deniz çift sandal yapıyor. Deniz makine mühendisliği okuyordu. Ben endüstri mühendisliği, ama Deniz aynı zamanda endüstri mühendisliği çift sandal yapıyordu. Ondan sonra bana yazdı. O yazma kısmını sen anlat. Mühendisliği, yani İngilizce dersi vardı. Deniz okuyanlar bilir. Ortak İngilizce dersi bütün fakültenin aldı. Orada şube sınıflar ayrılmışken her sınıfta bir sorumlu WhatsApp grubunu kurma ve orada duyuruları yapma sorumluluğu vardı. WhatsApp grubunu kuran da Beyza'ydı, numarası yani tahtada yazıyordu. Benim de o sınıftan tanıdığım tek insan. Ve beni ENG 8 diye kaydetmiş. Ben onu İngilizce 8. şube diye. ENG 8 diye kaydetmiştim ve Endüstri Mühendisliği tanıdığım tek insandı. Giriyor gruba Endüstri Mühendisliği, tek kayıtlı ENG 8. Adamın dışarıda gözü yokmuş işte. Sadece dersine bakıyormuş. Ne güzel. Harbi adam efendi ders için yazmış. Beyza Deniz'i tablamış gibi hissettim ben. Bilmiyorum artık. Onu konuşuruz. Aynen. Matematik dersinde de sınav döneminde aynen bir soru soracaktım öyle.
muhabbetler uzadı, genişledi. Aynen. Arkadaşlıktan evrildi. Süreyi söylediniz mi? Ben mi kaçırdım? Yok. Biz 2019'da tanıştık. 2023'te de evlendik. Peki. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Allah bir yastıkta kocasın diyelim. Amin. Amin. Cümlemiz. Başka bir şey daha sormuştuk az önce biz Berke. Cümlemize dağıldın mı Berke? Cümlemize dağıldın gibi geldi bana. Maalesef orada bir diz kırdık abi. Bana aşktan bahset. Neyse. Kime geçelim Berke? Yalçın seçsin birini. Yalçın'ın seçme. Seç hadi. Eren. Allah aşkına seç. Ya, Eren, bu kadar gecikmeli bir soru değil mi? Sınır var. Eren Güler çıktı, evet. Ha, seçildik mi? Yalçın seçtiniz. Tamam. Evet, tanışma nasıl hikayemiz. Nasıl tanıştığını evet, anlatırsanız. Ya, biz sosyal medyadan tanıştık işte. Çok şey farklı bir durum yok zaten. Kim kime yazdı? Standartların dışında bir sosyal medya tanışması. Normalde sosyal medyada tanımadığım insanları etkilemiyorum veya kabul etmiyorum ama ben o dönem üniversiteye devam ediyordum ve okulu biraz uzattığım için alt dönemden insanlarla sürekli etkileşiyordum. Eren bana takip isteği attığında bir profilimde balonlar vardı. Ben de Nevşehir'de okuyorum. Aa herhalde bizim okuldan dedim. Daha sonra biz takipleştik ama hiçbir iletişim olmadı arada birkaçı. Sonra ben Eren'le Zonguldak'ta yaşıyoruz. Biz AVM'de karşılaştım. Bir şok geçirdim zaten. Nevşehir'de sandığın insan Zonguldak'ta yaşadığım yerde karşıma çıkmış. Peki balonları değiştirdi mi o sırada? Hayır. Balonlar hala duruyor herhalde. Abi Beyza ve Deniz çiftinde balonlar deyince bir tepki oldu. Ortak bir anı mı var? Nevşehirliyim ben de. Aa hemşire. Abi ben de gitmek istiyorum Nevşehir'e ya. Nevşehir'de. Havalı havalı hiç gitme. Yalçın'ım inşallah eşinle gitmek. Abi sponsor olacak bana. İnşallah. Yeni öğreniyorum. Yeni öğrendim. Önder abi böyle bir şey varsa bizim de bir kuşadası var biliyorsun. Eğer yani illa abi, böyle bir... Yat tarzı bir şey var bizde de. Dün gece baktık. Israr edersen yani. Normalde olmaz da. Bakalım. Sen nasıl edelim. Gördün Eren o zaman onu? Zonguldak'ta mı? Yoksa rastgele ben Zonguldak'ta mi? Yaşıyorum. Zonguldak'ta da çalışıyorum 2021'den beri. Ama pandemi vesaire olunca okula ara verip işe başlamıştım. Ben hemşireyim. Ortaöğretim hemşire olarak başladım. Lisansıma devam ediyorum bir yanda. Uzaktan eğitimle hallediyordum ama daha sonra şey örgün eğitime dönünce her hafta buradan Nevşehir'e gitmeye başladım. O şekilde. Evet. Eren sen onu bir yerde mi gördün yoksa rastgele mi ekledin mesela? Ne yapayım Instagram'dan denk geldi biraz gezindim. Öyle yani. Var mıydı senin bir sevgili arayışın? Varmış demek ki. Güler'i arıyormuşum yani. AVM'de denk gelmeye çok iyi olmuş. Evet. Bayağı şaşırmıştım. Evet yani. İkimiz de şaşırdık. Önder abi takım arkadaşlarımı bir sistem etmek istiyorum. Yani harıl harıl not tutuyorum. Allah kitap aşkına yardım edin. Hepsini kaçırıyorum. Bak. Kardeşim ben kafama yazıyorum. Herkesin yaşlarını kafamda şu an. Hiçbirini kafasına yazmadın eminim. Ben bak, de kendime moderasyon görevi. Yazıyorum bir saattir ya. Toplasanıza şunları. Kaçırdım bir iki tane. Berke kusura bakma moderasyonu üstlendim. İnsanlarla konuşmaya çalışıyorum. Evet Berke. Teşekkür ederim. Tamam sonraki soruyu sorarsınız o. Berke böyle mi konuşuyor? Neyse. Soru ciddi. Berke mutfak. Şey diyeceğim. Yıl dönümünüz evet evlenme. Berke de bir sillerim bozdu Önder abi ya. Hiçbir şey olmaz. Evet ne zaman evlendiniz? 1 Temmuz 2023'te evlendik. 11 ay oldu da. Tamam bir sene olmadı. Evet, ay maşallah. Allah tamamını alırsın. İlişkiniz ne zaman başlamıştı? 2021'de başladık ilişkimizde. 2022'de sayılır işte Aralık'ta. Aralık'ta yine. Aralık'ın 28. İlk tanışmamız. Peki. Hızlı bir evlilik olmuş gibi. Yok hızlı değil. 2021, 2023, 2,5 yıl var. Hı. Tam 2022 yılı pardon. 2023 mü? Evet. 2023 1 Temmuz. Zonguldak'ta mı evlendiniz? Hayır Mersin'de. Ben Mersin'de bir bu arada. Önderli de hemşeriyiz. Hemşeri şov. Ben yine bir tane hemşeri buldum kendime. Abi bir şey söyleyeceğim. Her kim posterda bir tane Mersin'i çıkıyor. Gerek yapmıyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Allah'ım çok abi Mersin'de her yerde ya. O yüzden doğrudur. Peki size de Allah bir yastık kocasın diyelim. Teşekkür ederim. Evli değilseniz de umarım evlenirsiniz diyeyim. Allah bir yastıkla kocası diyelim. Ona bakacağız.
O zaman Melda ve Berkem çiftine geçebiliriz. Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar tekrardan. Konuyu zaten biliyorsunuz. Tanışma hikayesi alıyoruz. Tanışma hikayesi. Ben anlatıyorum çünkü benim başımın altından çıkan bir şey. Biz hazırlıkta tanıştık. Şöyle oldu. Zaten hani böyle birbirimizi görüyorduk falan ama hiç hani konuşmuyorduk. Sonra bizim hazırlık grubumuz vardı. Yılbaşında ben böyle dedim ki bundan bir şey olacağı yok, ben yazayım kendim. Zaten yeni yılın kutlu olsun diye. Sonra işte biz konuşmaya başladık. 2-3 gün sonra da dedim ki, 2-3 gün sonra bu arada. Dedim ki biz bence birbirimizden hoşlanıyoruz. Sevgili mi olsak? Ben duruyordum. Oldu öyle. Allah biz, bize de böyle bir şey nasip olmaz mı? 2-3 günde şu şekilde karşı taraftan gelecek bir teklif. Bir anda geliyor işte. Süper olur valla. Ben böyle ilk adımlar konusunda biraz utangaç olduğum için. O da herhalde fark etmiş. Normalde kendisi de utangaç ama bir ışık gördü herhalde, ben de bilmiyorum. Yani. Hikayemiz öyle başladı yani. Peki, nerede yaşıyordunuz? Yani nerede yaşıyordunuz, evet. Ankara'da. Ankara. Neresinde? Batıken. Çok biliyormuş gibi soruyorum ya ben de. Çankaya desek bilirdim büyük ihtimalle. Peki. Evet, oraları biliyorum. Çukurambar falan oraları biliyorum. Batıkent bir metronun sonuydu ya. Bir metronun sonu değil miydi Batıkent? Evet. Bir tane metro var zaten yani Ankara'da sayılır. Biz de az Ankaralı değiliz. İki tane var ya. Bir Ankara'y var, bir de metro var işte. Yanlış mı biliyorum? Evet. Peki. Ayak bilmem ama. Şey, ne zaman evlenmiştiniz? 13 Eylül. 2023. Çok ben... ne cevap verdi lan. Aynen. Ya, geçen yazın sonuydu işte. Herkes sence buna çalıştılar mı yoksa harbiden? Oğlum bu çift bana, ben tahmin yaptık ya. En evli çift bu duruyor benim yüzümde, öyle söyleyeyim. Ev ortamı da bana çok uygun geliyor. Bir şey soracağım. Yani onu sonra sorarız gerçi. Bir şey soracaktım da onu neyse vazgeçtim. Tamam. Sevgili ne zaman olmuştunuz? Gerçi yılbaşında, onu da söylediniz özür dilerim. Bir hazırlanmış. Teşekkür ederiz. Allah bir yastıkta kocasın. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Mutluluklar dileriz. Kime geçelim? Şeydeyiz. Bahadır isimleri. Bahadır Elif ve Bahadır Elif ve Elif Selin Okan. Evet. Selin Okan çiftleri kaldı sadece. Bahadır Elif, evet. Merhabalar tekrar. Merhaba. Biz hazırlıkla tanıştık. 2015. Herkes hazırlıkçı bu arada. Hazırlık demek ki evliliğe giden yolu açıyor. Aynen. Önder abi, ben sıkıntıyı çözdüm. Ben üniversiteyi boş geçtim abi. Ya işte ben boş geçersen. Ben de hazırlık okumadım abi. Otağı. Böyle mal gibi oturuyorsun. Ben var ya, yakın olsun diye evin yakınında Kadir'i buldum. Gittim ona. Eve gittim geldim. Başka hiçbir şey yapmadım üniversite zamanı boyunca. Evet. Evet, 2015'te tanıştınız. Ama 2017'de sevgili olduk. Arkadaştık o zamana kadar. Hmm. 2017'de artık baktık sevgili gibiyiz. Sevgili olalım dedik. Aynen. Sonrasında da 2020'de evlendik. Eylül'ün sonunda evlendik. O kadar. Yani bizim çok böyle büyük bir hikayemiz yok. O zaman en uzun süredir evli olanlar sizlersiniz o zaman. Evet. Evet. Ama biraz evet. Karışık evlilik şeyleri de. Yani 4 yıldır evliyiz ama bir yılı ayrı evlerde kaldık. Ankara'daydık. Şu an Avustralya'dayız. Aa. Ben de aksandan diyecektim. Neresin? Abi sen şeysin değil mi? Evet. Okey tamam. Var. Tamam ben tanıdım. Abi ya. Ben zaten en başta onu söyleyecektim. Çekerken ismi tanıdım ben zaten. Sana çok tanıt kim olduğunu. Geçen gün ağlattı bu adam beni. Allah kahretsin. Beni ağlatan adam. Geçen evet. Geçen gün bu adam harbi dağıttı bizi. Kezimdi bahsettiğim. Bahseden kişi benim. Peki, WhatsApp grubunda herkesin ağlamaya muyusu attırdım maalesef. Ben onu şöyle söyleyeyim sana. Bahadır, en az 10 kişi yattım akrabalarıma. Bak Avustralya'da benim ismimi teze yazmışlar diye. Hava atacağım yani. Peki ben size daha da ağlayacağınız bir şey söyleyeyim mi? Yani bir, zaten kötü durumdayız. Bu ara zaten duygusalız. Bir Elif'le Bahadır'a sorun bakalım saat kaçmış orada. Kaç? Sabah ben 6, onu saat önde, 6 saat önde dediler mi? Kaç saat saat 5. Aa, bizim... Yani sabah o saatlerde İbrahim Tatlıses dinlediğimiz saatler. Sabah 4:30'a alarm kurup uyandılar. O yüzden başlarken Elif zaten biraz uykuluyuz dedi. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. Eski sisteme dönelim, bu çifte eleyelim, yatsınlar uyusunlar. Abi bir şey yok mu?
Yani var da şey. Akşam çalışıyoruz o yüzden. Ben de okulda çalışıyorum. Öyle karışık. Ha, tamam. Teşekkür ederiz böyle bir fedakarlık için. Gerçekten. Biz teşekkür ederiz. O zaman Selim ve Okan. Evet, merhabalar tekrardan. Okan çok keyifli. Niye bu kadar keyifli? Okan tam demode daş tipi yok mu ya? Tam demode daş yani adam. Kurulumundan önceden beri demodeliyim öyle şey. Adamsın. Okan sende kanalın şifresi var mı? Öyle bir şey çıkacak senden şimdi. O kadar eski. Eyvallah. Nasıl tanıştınız? Sen başla. Ben başlayayım. Biz iki telli sanayide tanıştık. Akü değiştirirken mi? Öyle olmadı. Yani şöyle, aynı üniversitedeydik. Türk Hava Üniversitesi'ndeydik. Ben işte endüstri mühendisliği, Okan mekatronik mühendisliği bitirdi. Bizim de işte birinci sınıfımızın sonunda böyle zorunlu bir stajımız oluyor. Ve atölye okul, stajı. Aynen, atölye stajı. Okul kendisi atıyor. Ondan sonra biz işte aynı stajyerine düşmüşüz. İki telliye düşmüşüz. İki telli bir tane meslek lisesi var. Oranın atölyesinde karşılıklı eğerle engene yaparken böyle. Hornunun başında, frezenin başında falan böyle hıf hıf zaten Okan yaklaştı işte. Ya Selin benim fotoğrafımı çekmişti torna başında böyle bir yerde. Ben Instagram DM'den atmış. Ben dedim ya bunlar buradan kaydedilmiyor. WhatsApp'tan atsan olmaz mı dedim. O atak diye var. Selin sen de çocuğun fotoğrafını çekiyorsan kafaya yazmışsın gibi mi geldi Okan'ın? Öyle olmadı bu arada. Şöyle şimdi staj defteri hazırlanacak stajın sonunda ve stajın sonu hani şey fotoğraf eklemek istiyor. Dedi ki benim frezenin başına, tornanın başına fotoğrafımı çeker misin? Çekerim dedim ama hepsi yani anladığımız üzere sonradan biri kurmacaymış biraz yani. Kurgu vardı orada. Birazcık varmış. Sonra işte bu şekilde numaramı aldı. Sonra işte her sabah günaydınlar. Biraz kovaladı. Her gün birlikte olmamıza rağmen ve birbirimizi stajları görecek olmamıza sürekli böyle mesaj atıyordu. Çok ilgileniyordu. Sonra zaten çok uzun sürmedi herhalde. Bir ay sonra falan sevgili olduk. 15 gün falan sürdü hatta. 15 yani. Gün falan sürdü. Öyle söyleyeyim. Evet, çok çabuk sevgi oldu da 18 boyutlu oynamışsın maşallah. Okan satrancı seni kutlarım. Biraz öyle saygı, oldu. Saygı duydum. Üstad derim. Okan'a üstad derim abi. Olmak, kız vardı. Olmak istediğim adam abi. Memom olsaydı Okan Reis şarkısını söyleseydi keşke. Duymuş kadar oldu. Ne zaman evlendiniz? Biz şey geçen yaz 3 Eylül'de 2023'te geçen yazın sonunda 3 Eylül 2023'te evlendik. Ondan önce de bir evlenme teklif etmiştim işte. Selin Almanya'ya benden 3 ay önce geldi. Biz yüksek lisans için buradayız ikimiz de. Şu an hala öğrenciyiz de işte beraber geleceğiz falan derken o benden önce kabul alınca dedim gitmeden en azından ben bir evlenme teklifi edeyim. Birkaç ay ayrı olacağız. Ondan sonra işte Kasım'dı galiba 2022 4 Kasım 2022 evlenme teklifi ettim. Ondan sonra da işte bir süre o gitti. Sonra o geri geldi Türkiye'ye. Seri bir nişan falan yaptık. Ondan sonra ben de gittim Almanya'ya. Sonra geri geldi. Bir nikah, bir arkadaşlarla parti. Allah. Döndük. Bir daha bayağıdır da buradayız. Yani bir 8-9 ay oldu dönemde. Maşallah. Maşallah. Çok akıcı anlattı. Ne diyorsunuz? Evet. Ciddi çok akıcı anlattı. Çok, çok geçmedi üstünde. 8-9 ay oldu akşam. Şimdi şüphelendiklerinizin üstüne gidin bence. Kafanıza yazdığınız varsa onları safe'de tutun. Şüphelendiklerinize oynayın bakalım biraz. Abi ondan önce ben bir şey sorabilirim. Bahadır abi senin neden Miami Heat takip ediyor? Ben senin profiline girdim. Oğlum insanların profilini kurcalama yasak. Bırak hayır insanların ya, profilini. Hayır ya Önder abi mesajı atmıştı. Twitter'ını. Çok eski Twitter açık kullanıcısıyım. O zaman Miami Heat takip etti. Bilmiyorum ben onu takip etmiyorum ama o beni takip etti. Soru da budur be. Yalçın sağ olasın. Aklıma Yalçın insanların profilini kenara bırak ama yasak. Hayır abi sadece tekrar baktım o mu diye. Tamam. Evet, oymuş. Tamam. O zaman bir soru daha var aklımda şu anda. Bende de var bir soru. Önder abi kim? Sen seçsene kime soracağımızı ya. Öyle demiyormuş. Şüphelendiğinize sorun diyor. Evet şüphelendiğinize sorun. Şüphelendiğimize mi soracağız? Ben yol gösteriyorum size. Lazım onun için. Tamam. Benim şüphelendiğim var. Benim de söyle bir çift var sadece. Bende de bir çift var sadece. Kimden şüpheleniyorsunuz?
En genç çiftimizden abi maalesef. Evet, en genç çiftimizden ben de. Yalçın seninki de mi öyle? Evet abi, Yiğit. Yiğit ve Beyza'dan mı? Şey, Başak ve Yiğit'ten mi şüpheleniyorsunuz? Evet. Evet. Evet, buyurun. En kötü biz mi çıktık ya? Öyle demeyelim, öyle demeyelim. Şüphelendik değil. Ben değil, şüphelendik sadece. Evet. Ben şunu soracağım. Biz ya şöyle, Kimposter'da cevap olan kişiyi ilk turda elemişliğimiz de olduğu için bizi çok aslında referans almanıza gerek yok. Yani, ismimiz de çıkmıştır, belki biliyorsunuzdur. Ondan dolayı. Sor Yalçın, evet. Aynı anda mı söylüyorsunlar peki Önder abi? Böyle bir şey yapabiliyoruz mu? Bilmem. Yapabiliyor musunuz? Aynı anda sesi alamayabiliriz Yalçın. Zor olur biraz ama deneriz yani. Tamam. Düğün şahitlerinizi söyler misiniz? Tabii. Benimki Mustafa'ydı. Benimki de Kayra. Mustafa onun en yakın arkadaşı. Kayra onun en yakın arkadaşı. Zaten bir aslında düğün şahidi yanlış oldu. Bizim düğünü olmadı. Nikah şahidi oldu sadece. Düğün şahidi diye bir şey yok. Onu Yalçın aynen uydurdu zaten. Dünyada öyle bir şey. Düğün şahidi yok mu? Yok. Sadece nikah şahidimiz oldu. Nikah kıydık. Evden bir dakika çıkmayan adam Allah kahretsin. Peki düğününüz nasıl oldu? Düğünümüz yok. Olmadı. Yok olmadı dedik. Oğlum siz dinlemiyor musunuz? Berke ya, soruları dinle biraz. Kız isteme nasıl oldu? Belek de oldu. Belekli Başak. Aile evimin villası da oldu. Villası mı? Bahçeli. Aynen. Maşallah. Abone miyiz kanala Başak? Takıldığı nokta bu olmamalı Önder abi. Efendim, ben duymadım. Kanala abone miyiz dedim, villa varsa eğer. Önceden Yiğit benim kartımla abone oldu. Abone paramı Başak atıyor. Tamam şaka yaptım. Yiğit Allah yaptım. Seni bildiğin gibi yapsın. Başak teşekkür ederiz sana. Biz de her ay Yiğit'e teşekkür ediyoruz değil mi? Yiğit hoş geldin diye. Başak veriyormuş. Evet. Marifet neydi Önder abi? Marifet şeydeydi biz. Marifet şeydeymiş, şuna şey yapmışlar gibi bir şeydi. Şimdi o şu an aktif çalışıyor. Hani gelir de var. Benim öyle değil. Sadece yüksek lisans bursları falan var. Sağ olsun farklı yerlerden alıyoruz. Onlar sayesinde biraz döndürüyorum aslında kendimi. Bir de ek bir iki iş daha yapıyorum. Hani o daha fazla kazanıyor benden. Böyle maşallah, ıvır zıvır giderleri Başak karşılıyor o yüzden şu an. Peki bu seni rahatsız ediyor mu? Çünkü bize çok podcastlerde falan gelen bir soru işte. Başak'ın senden fazla para kazanması. Beni etmiyor açıkçası çok fazla. Ya inanılmaz devasa farklar yok. Bir de bu yani sonuçta yaşadığımız aile farkı. Yani benim villam yok. Benim ailemin villası yok. Onun var. Hani ailemin şirketi yok, onun var. Yani o yüzden. Ay, Başak'ın yani, mallarını mı açıklayacağız? Okunmuyor açıkçası. Bir de ben biraz daha işte hani geleceğe yatırım gibi. Ben altın aldım. O değerlenecek. Tabii işte çalışıyoruz. Aa, güzel, süper, süper. Kutlarım. Önder abi, benim de kendime göre hayallerim, rüyalarım var. Şey var ya, bir tane görsel var ya Önder abi, işte kadının maaşı 50 bin lira, erkeğin maaşı bir yerden para gelecek bekliyor işte. Erkeğin maaşı Alanya 1,5 üst. Erkeğin maaşı işsizlik maaşı. Allah belanı versin. Bizim öyle ya, işsiz kalabilir. Zaten Yiğit'in ilgisini çekme sebebim benim ailemin euro kazanması. Yo, öyle oydu olmadı. Buyuru. Öyle olmadı. Abi, böyle devam edeceksiniz. Anlayacağım, bu böyle olmaz. Biz bu sebep olmak istemeyiz, ben söylüyorum. Yok biz ilk tanıştığımızda bu işte döner yeme hikayesinden sonra, o sarımsaklı dönerden sonra işte normal sohbet ediyoruz arkadaş ortamında. O sırada bir sohbet döndü ve işte euro kazanıyor falan filan. Ben de espri olsun diye hani evlilik düşünür müsün dedim direkt. Oh be, artık sushi yeriz gibisinden. O öyle çıktı o abi. Yiğit şey diyor, oh be tavuk döner yiyorduk, et döner yiyeceğiz artık. Hatay usulünden kusmamız gelmişti abi. Biraz da et döner yiyelim. Öyle oldu benim için yani. Aslında bu yüzden de biraz erken evlenmemiz bizim için çok daha kolay oldu. Kolay ya, buradaki oldu. Herkesten daha küçüğüz. Ama hani gelir olarak falan rahat edebiliyoruz. İşte bu ileride problem çıkmasın diye de biraz erken bir adım attık açıkçası. Yoksa hani, o gitti ben burada kaldım falan. Gibi ben bir şey olmasın diye. Yoksa aslında çok mantıklı bir hamle değil. Belki biraz erken hatta, ama daha akıl kârı geldi bize. Hani beraber gitme işi. O da olursa, biraz daha meçhul şu an hala ama olması için uğraşıyoruz. Daha akıl kârı geldi bize o yüzden aslında. Yoksa bizim işte düğün zaten falan filan olmadı yani.
Balayına tamam. Gittiniz mi? Gittik. Sırbistan'a gittik. Neresine? Hangi şehir? Evet, biz de Cable giyindik bu arada, fark etmediniz ama. Aa, çok güzel. Ne o? Sırbistan bayrağı mı? Evet, Sırbistan bayrağı. Sırbistan milli takım tişörtüydü bu. Bize itelediler bunu. Kaça itelediler? Yiğit sen bilmezsin. Tamam. Başak sen söyle. Genelde bizde hesapları iyi tutuyor. Ben hiç tutamıyorum hesap çünkü. Şaka yapıyorum. Ne para harcıyorum nedense. Bunlar ya Türk lirasına vurunca herhalde bir 750 lira falan denk geldi. İyi iyi güzel. Bugün baktığımda fena değil. Sırbistan'a gittik. Yaklaşık 3,5 gün falan kaldık. Yani gündüzü gecesini saatini falan da dahil edersek. İşte Belgrad'daydık. Güzeldi. İyi de bir tatil oldu bizim için. Süper. Tamamdır. O zaman teşekkür ederiz size. Tekrar geleceğiz. Elif ve Bahadır'a soru sormak istiyorum. Hazırlarsa eğer. Hazırız. Evet. Düğününüzü bize anlatabilir misiniz? Biz düğün yapmadık. Çünkü Covid zamanıydı. Evlendiğimiz zaman. İnternette galiba. Şu an iyisiniz. Şu an iyisiniz. Şu an duyuyoruz, evet. Covid zamanıydı biz evlendiğimizde zaten. Sadece nikah yaptık. Hatta 10 kişi mi vardı neydi? Ondan sonra işte bu Avustralya muhabbetleri vardı. O yüzden de hani hızlıca bir evlilik sonra geldik buraya. Türkiye'de mi evlendiniz? Yani. Avustralya'da mı? Evet evet, Ankara'da. Ankara'da. Maskeli miydi millet? Okay. Evet, maskeliydi. 2020 yılı işte. Covid'in tam zamanı. Peki, şeyler için... vardı ya, şey saçmalığı vardı Önder abi, hatırlıyor musun? Halay çubuğu. Aa evet, halay çubuğu. Keşke düğün yapsaydınız da bir halay çubuğuyla halay çekseydiniz. Şeyi soracaktım belki ben. Belki bir gün yaparız. Ha, onu soracaktım. İçinizde ukde kaldı mı ya? Bizimki de Covid'e denk geldi. Düğün yapamadık. Yani ukde değil de birazcık... Hiç annem... istemiyoruz ya, aslında evet, da. İstemiyor musunuz? Şey yok. İstemiyoruz da... İzleyen yoktu, tanıdık. Biraz altın alabilmek için. Topladınız mı altınları? Nasıldı? Hasılat nasıldı, ayıptır sorması? Toplamadık işte. Hiçbir şey yapmadık. Toplayamadık. Toplayabilmek için düğün yapmak istiyoruz. Yoksa başka amacımız o yok. O ara kesildi, biz o yüzden şey yapamadık. Onu. Evet evet. Sistem oldu mu? Olmuştur. Oldu. Yani. O da işte kız isteme, nişan, her şey birlikte bir törenle hepsini hallettik tek bir yerde. Eliflerin evinin orada yaptık. Aynen. Tamamdır. Abi herkes... Gelinin evinde evleniyor gibi duruyor şu an. Para yok belki millette, ne yapsınlar? Düğünler olmuş yok, 1 milyon lira haberi var mı? Nikah salonunda yaptım. Aynen, düğün değil mi işte? İşte nikah mı, neyse oldu. Evin nikah şahidiniz kimdi? Benimki kuzenimdi. Benim de yakın arkadaşımdı, Emre. Selam olsun. Kime soralım? Geç Emre, Yalçın seç hadi. Ben şeye şeylerden şüphelendim. Kime söyle? Beyza Deniz. Şüphelendin mi? Peki. Sesiniz geliyor mu? Geliyor evet. Tamam. Evet geliyor şu anda. Biz düğün yaptık ya. Nasıldı? Oynamalı. İşte bu. Ya çünkü biz de Türkiye'de şey düşüncesindeydik herkes gibi. Öyle medenince masraflara gerek yok. Hani o paraya başka şeyler harcayalım. Yaptı biraz. Yani ha. Türk aileleri, ailelerde. İzin vermediler yani. İşin içine girince hayatın biraz gerçeklerini suratımıza çaktı. Deniz abi de hiç oynamamış bir tip var. Veya aynen. 3 biradan sonra hareketlenme olmuş gibi. Bir durum var yani. Kol oynatamama gibi bir durum var. Düğünlerde. Kasıntı oldu benim için o açıdan. Bir de aileler açısından da biraz... Bira falan zaten olmaz. Benim ailem sakınlar. Anlatsın istiyorsa biraz. Aileler biraz zıt bizim. Denizler seküler. Kızılcık şerbeti kıvamında bir düğündü. Aa. İsteme nasıl oldu peki? Benim düğün aşağı yukarı böyle olacak muhtemelen. Ya şöyle istemedi. Çünkü insanlar daha yeni tanıştığı için çok şey olmuyor. Yani o da gergin değil ama. Düğünde konuşuyor. Gergin sonuçta. Babam kızını verecek, yüzü çok şey, gergin. Zaten çok duygusal bir adam. Konuşamıyor, şeyler falan var. Günlük muhabbetler oluyor işte. Şu oldu, bu oldu, bunun fiyatı arttı, şunun şöyle oldu. Biz yani siyaset konuşulmasını biraz konuşuyoruz. İstemedik ama dedeler aldı başını gitti. Olur öyle. Yani... Ben de şimdi iki defa kız istedim.
çok gergin bir ortam gerçekten. Zaten o gergin ortamda kim ne yaptı, nasıl oldu, onu daha sonra işte arkadaşım şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Şunu şöyle konuşurken durdu. Gergin bir ortamdı. Dediğim gibi hani biz de isterdik nikahla kurtulmak ama işte aileler yani gerçekten elimizi verdik, kolumuzu kaplayıp. Ya kız istemelerde çok saçma muhabbetler dönüyor ya. Sırf evet, konuşulsun ya. Diye. Boş boş konuşuyor insanlar. Ben buradan söyleyeyim yani. Büyüklerimize sesleniyorum. Dedeler biraz Halk TV yayın yönetmeni. Yani dedem defalarca uyardım. Dede dedim sakın ha yani açma ağzını. Ama işte ne oldu? Bir şey fiyatı arttı. Dedem tabii ki de artar diye geliyor. Öyle garip bir ortamdı. O Yeşil Ova demiş ki Ronim nereden biliyor? Bela kız istemeye gitmek için illa kız istemek gerekmiyor. Yani. İki tane ablam var benim. Evet sen abla evlendirdin doğru. Ben abla evlendirdim. Oradan ben bir şey soracağım abi. Vallahi istemedim kimseyi. Şaka geldi de neyse. Allah senin belanı versin. Yapma şu şaka artık. Düğün yapmışlar. İlk dans şarkınız neydi? Aynı anda söyleyelim. Haydi. Lütfen. Aynı anda söyleyin. O da pandemiyle görüştüğümüz için atıyordum ben bunu. Farklı şehirlerdeydik. Pandemide bir ayrı dönemimiz oldu. Berke hadi gir. Ta uzak yollardan. Girsen oğlum. Tüktün geldin benim kollarıma. Öyle değil miydi? İyi bir şarkı tercih Miron'u. İyi bir şarkı. Bu ara moda. Yakışmış, güzel olmuş. Benim de arkadaşımın Van İstanbul arası ilişkisi vardı Berke. Birazcık. Zorlanmışlar. Biraz zorlanmışlardı evlenirken o çalmıştı onlarda da ilk dansta. Aynen. Uzaktan başlayan her ilişkinin ilk şarkısı olabilir bu. Bizim de uzaktan. Aynen. Okey, teşekkür ederiz. Başka bir şey diyeceğim. Şeye sorarken Berkem'le birbirine baktı. Şarkı neydi lan? Tarzı bir şey de sordu. He, şarkı seçelim gibisinden. Eyvah. Bir şarkı planlayalım gibisinden be. Yalçam, abi, özlerini biliyorum. Sordum. Sizinki nasıl oldu? Yani siz anlatın. Ney bizim şey mi değil mi? Düğün oldu mu? Bizim düğün olmadı. Onun yerine hani böyle küçük 200 kişilik falan bir etkinlik gibi yani böyle. Biz nikah yaptık. Sonra arkadaşlarla after party. Aynen o şekilde. Oha süper bu da iyi. Abi hani düğün komple bitmiş ülkede. Nereye doğru gidiyoruz biz ya? Düğün olmadı. 200 kişilik küçük etkinlik ve ben 180 kişi tanıyorum abi. Nasıl 200 kişilik küçük etkinlik yaptınız siz ya? Ayakta insanlar hani oturmalı yemekli oynadığı bistro, yani bistro gibi böyle hani altınlar falan taktılar. Biz altınlar alıp uzadık altınları gibi oldu. Yani siz de öyle çözdünüz altın işini. Aynen. Alayına gittiniz mi? Gittik ona. Ona kıydık paraya ya bireysel. Nereye gittiniz? Marmaris'e. Marmaris mi? Memo ayarlardı Allah kahretsin. Keşke söyleseydiniz önce. Bedava ayarlardı Memo. Neyse. Şey, Beyza Deniz'in şey sormadık balayına. Biz Antalya'ya gittik. Antalya'ya gittik. Onun hikayesini de anlatırız. Onun bir hikayesi var. Tamam. Anlatın madem açmışsınız. Tamam. Tamam. Şöyle yapalım. Berkemlere söz vermiştik. Berkemlere biter etmez sizin balayı hikayenizi alalım o zaman. Bölmeyelim o tarafı çünkü. Tamam. Berkem kız istemeyi anlatır mısın bize? Abi Side'de yaşıyor ailesi Melda'nın. Yani Antalya'da. Ben normalde biz yani şey ailem Ankara'da yaşıyordu. Onlarla komple gittik. Hani büyükler çok gelmedi o yüzden. Yani çekirdek aile olarak gittik gibi. Bir de halamlar geldi. Yani o yüzden işte çok gergin bir ortam o dediğiniz gibi olmadı. Zaten tanışıyorlardı aileler daha önceden. Hani bize gelmişliği falan var Ankara'ya geldiklerinde. Gittiğimizde hani böyle çok güle oynaya da geçmedi ama biraz çektirdiler aslında. Ya benim bir de dedelerim vesaire hepsi vefat etti yani. Hiç kimse en büyük halam var yani. 3 tane halam var. Onlardan bir tanesi geldi. O da zaten Alanya'da yaşıyor. O şekildeydi yani. Peki. Gergin bir ortam olmadı. Benim babam falan da biraz rahat insanlar. Ya bir de şey. Biz rahattık yani. Yaş farkı çok var yani aileler arasında. Evet, benim babam Melda'nın anneannesinden büyük. Yani. Yakın yaşlılar. Yakın yaşlılar. Yani. Çok yaşlılar. Berkem, kayınpederinle aran nasıl? İyidir. Çok severim kendisini. Hangi takımda? Beşiktaşlı. Melda da Beşiktaşlı ama şampiyonluk kutlamasında beraberdik.
Ama Melda, Allah Allah. Neyse, bir şey olmaz. Yapacak bir şey yok. Biz de Beşiktaşlıyız Melda. Öyle bir saçmalık bizde de var. O zaman teşekkür ederiz. Şeyin balayı hikayesini alalım o zaman. Orada bir hikaye var dediler. Merak ettim. Evet. Şey, ya biz balayı aslında çok kafamızda yoktu. Daha sonra bir yurt dışını yapalım dedik falan. Benim pasaportlar olmadı. Daha sonra arkadaşlarımız bize sürpriz yapıp Çıralı'da bir butik otel ayarlamışlar. Zaten Çıralı çok küçük. Oradakilerin en iyisini butik oteline ayarlamışlardı. Onda şöyle, Deniz bana orada evlen teklifi. Olimpos Çıralı arasında. Yani Olimpos'a gideceklerdi. Daha doğrusu ben bunu yakın kız arkadaşımdan bir şekilde casusu öğrendik, ayarladık. O Olimpos'a tatile gittiğinde, kız kıza tatile gidildi mezuniyetten sonra. Tatile gittiklerinde ben de yürüyüş yaptıklarında arkasından gidip bir planlı, ayarlı bir şekilde evlen teklifini Olimpos'ta yapmıştım. O yüzden balayında da hikayesi o yüzden. Çıralı ayarlamışlar. İçine gidemeyince. Öyle. Hiç ben şey soruyorum. Hiç ayrı kaldınız mı? Birlikteyken hani, mesela. Nasıl yani? Sevgilik ve evlilik falan mı? Barışıp küstünüz mü veya? Ha, yok. Yok. Tamam. Allah yerine ayrı kalma olarak. Amin. Yani amin. Pandemi arası durdu. Ayrı kaldık yani. Önder abi, biz evli olanı bulmaya çalışıyoruz değil mi? Hepsi evli, bunların evli olmayanı bulmaya abi, ben de yemin ederim o yüzden bak sessiz duruyorum. Nasıl yapacağız diye düşünüyorum sadece. Vallahi bir şey yapacaksınız. Ben zor olacağını söyledim, siz de söylediniz. Yalçın çok kolay bulacağını iddia ediyordu. Bence Yalçın'a şey, güvenin. Ben buldum abi, ben buldum. Ben buldum diyor kafa iyice. Ben evlenecek adamı bulamadım. Şey diyecektim. Güler Eren çiftine şey sormadık. Düğün işini sormadık. Değil sorun mi tek? Ya gerçi şeye de sormadık. Aa, yok, Selin Okan'a da sormadık. Evet. Tamam, Güler Eren'le başlayalım, ondan sonra Selin Okan'a soralım. Evet. Biz de düğün yapmadık. Kardeşim ama bu nedir ya? Neden? Abi herkes düğün yapmış. Abi ben bu enerjiyi nasıl atacağım? Kimse düğün yapmıyor. Allah'a yapacağız biz ya. Abi hiçbir açıdan mantıklı değil ki şu an düğün. Bence yapmak. Yaşıtlarımızın çoğu da bunu istemiyordur. Aile baskısından kurtulabilenler yapmıyordur diye düşünüyorum. Biz nereden evet. Bilelim ki? Kafada canlanmıyor. Fikir olarak canlansa belki düşünürüm de. Hayırlısı olsun ya. Biz de nikahla geçiştirdik. Geldik Zonguldak'ta bir after yaptık. Daha sonra işte arkadaşlarımız burada diye. Öyle aradan çıkardık yani. Önder abi Tayyip Online yanmış ki bir tane kız kaçıran adam yok mu ya? Harbi hiç öyle hikaye yok mu? Ben kaçırdım ya falan. Balıya sardık. Öyle bir hikaye yok mu? Balayı ne durumda? Balayını da Nevşehir yaptık ya. Nevşehir benim içimde kalmıştı. Okul zamanı işte pandemide şudur budur okul ara verdim derken hiç Nevşehir'in tadını çıkaramadım ki güzel bir şehir olduğunu düşünüyorum. Nevşehir'e gitmek istedim. Çünkü balona binme hayalim vardı. Evet. Oraya gittim. 4 yıl boyunca hiç binmedin mi? Hayır. Gerçi uzaktan okurum. Çok pahalı. Çok pahalı. Balayı evet, tabii gelecek şey değil yani. Bir soracağım. Ne kadar onlar biliyor musunuz şu anda güncel fiyatını? Çok şu pahalı diyorum ben de. 250 euro üzerinden 250 euro diyebiliyorum ama. 250 euro mu? Aa. Bayağı artmış. Ben Türk'üm. 250 euro. 250 euro olsun. İşsizlik maç kaç oluyor? Oğlum kickte mi çalışıyor? Kickte dolar alıyor. Ne konuşuyor bu adam ya? Selin Okan. Barışlı dayanacak mı? Tam konuşalım. Aslında. Düğün ha? Sorduk. Ha. Düğün, balayı, başka kız isteme. Ya şöyle oldu aslında yani Okan az önce biraz çok hızlı konuştuğu için genel olarak çok hızlı düşünüp hızlı konuşan bir insan. İşte, o da bir özet geçmiş. Ben şöyle yani Almanya'ya geldim işte Okan daha gelememişti o zaman. Ondan sonra işte bir dakika kafamda toparlayayım. Ya şöyle en başından mı başlaması başlayacağım mı bilemediğim için böyle. Nasıl istiyorsan başla ya. Ya düğünden mi? Düğün şöyle biz de düğün yapmadık diğer bütün çiftler neredeyse. Çünkü ben zaten genel olarak düğünün de çok hani gereksiz bir harcama olduğunu düşünüyorum. Bir de zaten işte gurbetti şeydi falan böyle gidiş gelişler ya biraz bizim böyle. Bizim arkadaşlarımızın yarısı burada yarısı Türkiye'de. Çok aynen. Da şey gelmedi bize mantıklı. Mantıklı değildi.
Onun için biz de böyle bir nikah. Sonrasında da arkadaşlarla eğlenceli yani beraber bir gün geçirdik. Akşamını bir club gibi bir şey işte ayarlamıştık. Orada bir eğlendik dostlarla. Bir iki kuzen muzen. Yani yaşıt tayfa geldi. Aynen. Onun dışında başka hangi soru vardı? Ben soruları hatırlayamadım. Evet, ben de çok hatırlayamadım şu an biraz. Kız isteme nasıl oldu? Kız isteme ya ben anlatayım biz. Şey Selin şimdi Almanya'dan döndü buraya. Mart sonu falan da herhalde. Zaten onu planlayıp dönmüştü. Biz 1 Nisan gibi 1 Nisan tam şeye gittik. İşte Bursa'dan 3 araba falan çıktık yola. Bir iki fotoğraf çekmedik aga. Bir de ailecek. Benim çünkü genel sülalem ben de bu arada aslen Mersinliyim. Silifkeliyim. Hadi buyurun cenazenin ağzına. Benim bütün sülale o tarafta olduğu için ya da anne tarafımda Aydın'da falan hani çok fazla kişiyi İstanbul'a getiremedik. Bursa zaten bir saat. Bulabildiğimiz yakın akraba tayfayı ufak tefek birkaç kişi geldik. 3 araba. Öyle bir istedik. Zaten benim de dedeler hep falan rahmetli. Çok fazla kişi yok yani büyük. İstanbul'a gittik. Bir günde aldık kızı geldik. Türkiye'de aşağı yukarı 18 tane Mersinli var. 17'siyle tanıştık önde. Mersin büyük şehirdir lan. Ne demek 17 ben tane var? Doğma büyüme Bursalıyım. Aslen Mersinliyim. Yarım. Sen bir şey söyleyeceğim. Okan sen de Beşiktaşlısın. Yanlış mı hissediyorum? Yok yanlış. Aman. Yanlış mı? Aman. Aman mı? Aman diyor. Eleyelim lütfen Allah için. Bir sesi bir görünce. Burası ya. Bu kadar objektif bir kanal değil burası abi. Küçük taş diye tweet basan tayfadan çıktı Okan. Yok ya. Yani, abi bana Mustafa Sakallı var. Ben Mustafa Sakallı var. Yani Nuri 66 diyen çok yaklaştı. Adamla konuşmasam aramayacağım. Almanya'da işte Almanya'da yaşardı. Nuri 55 yazdılar zaten chat'e görmediniz mi onu? Adamla konuşmamış olsam harbi o ihtimali düşüneceğim de konuştum. Nuri 33 Mersinli. Nuri 66'nın Almanya'da yaşadığını düşünüyorum. ne yapıyoruz şimdi? Başka soru varsa yoksa ben kapatayım. Abi aynı anda soru soralım ki eleyici olsun. Ben tamam. Şu an aklımda net bir isim var. Yalçın, Allah için. Sor Yalçın. Şüphelendiklerine sor bakalım. Tamam. Üçten geriye say ama sen aynı anda cevaplamış olsunlar. Tamam. Şimdi düğün yapan Berkem'di değil mi? Yok. Yok hayır. Beyza Deniz. Beyza ile Deniz. Gerçi ben soracağım soruyu Deniz bilemez ki. Beyza bilir ama diğer Deniz'in aklında değildir o. Niye o, böyle bir karar bakalım. Verdin? Sen bir soru öyle, ona öyle karar verelim be Yalçın. Yalçın. Dur oğlum bir dakika bakıyorum Allah Allah. Soru evet. Seçiyor adam abi. He. Berkem ve şeye soracağım. Kime soruyorsun? Melda'ya. Evet. Evden çıkarken anahtarı yanına kim alıyor? Ben alıyorum çünkü Melda evden çalışıyor. Melda'nın anahtarı yok mu? Sesi gelmedi mi şeyin? Konuş. Ya bizim... Berkem kendi anahtarını alıyor. Benim anahtarım da kapıda takılı duruyor. Harbiden soru da budur. İki hayır, tane anahtarları Yalçın, vardır Yalçın. Yalçın sen şey mi hayal ediyorsun? Evli bir çift evden çıkarken bir tanesi mi anahtarı da özellikle? Çocuğu olan çift var mı ya? Soruyu beğenmiyorum. Sormadık ama. Söyleyen olmadı. Herhalde yok kimse de. Var mı çocuğu olan? Kimse de yok. Bizim iki tane kedimiz var. Aa maşallah. Geceleri gördük zaten evet. Bir yandan onlara bakıyoruz. Evet. Kaçırı açtık da zaten. Bir sıkıntı varsa gidip halledip gelebilirsiniz. Hiç sorun değil. Biz çocuk yapmadık. Onun yerine bak bir eğlence. Biz de daha 9 aylığız ya. Olacak zaman olmadı. Yalçın aynı anlık soru soracağım diyordun. Aynı anlık evet, soru abi, sorabilirsin. Evet abi soruyorum tamam. Sor Yalçıncığım. Kime sormak istiyorsun? Ben Belda ve Berkem'e soracağım bir daha. Tamam. Üçten geriye say ama cevap için. Aynı anda bir saniye de... Berkem'in en sevdiği renk. Yeşil. Abi, abi aynı anda söylemiyorlar. Ben diye saymayacaktım. Aynen. Yalnız sen soruyu sor sonra üçten geriye say aynı anda cevap gelsin. Anladın tamam. mı? Ya Burcu soralım canım da Burcu biliyordur herkes. Burcu işi boş. Burcu bilir canım Burcu. Ben senin Burcu'nu bile biliyorum belki. Hani. Normal. Şimdi evet, bir dakika. Şu an...
Abi bak, zor olan kısım bence elemek ya. Ben ondan zorlanıyorum. Kimi eleyeceğimi şey, kısım Önder abi şey olmuyor ki işte 2003-2004 22. hafta kim kimle oynuyor soramadığım işte zaman. Bu işler böyle. Bence bir de tek tek gitmemek de sıkıntı oldu, ben sana söyleyeyim. Tek tek gitmemek kitledi bizi. Niye, sen kafanda elemiş ol. Tamam elemiş oldum da orada tek tek gidince soru sıklığı daha fazla oluyordu. Bu arada ben bir çifte çok yakınlaştım. Bir çiftin evli olduğu fikrine çok yakınım şu anda. Bunu söylesem ben de evlilik konusunda da emin değilim orada. Nasıl yani? Fikrim bile nasıl değişti öyle söyleyeyim. Ya bende birisi bir çift var ama bilmiyorum işte, ondan demiyorum ama bence çok zor bu arada ya. Cidden çok zor. Peki. Nasıl yapalım Önder? O zaman. Biraz daha soru soralım. Yapacak bir şey yok. Şu an Önder abi süremiz var mı? Biraz var. Şüphelendiğiniz birine girişin bence. Zorlayın. Tamam, o zaman. Üst üste soru sorun. Başak aynı anda cevaplı soru sorun. Evde ev işlerinin dağılımı nasıl? Kim daha çok böyle ilgilenir o işlerle? Başak yapıyor. Başak yapıyor. Hiç mi yapmıyorsun Yiğit? Ben şimdi yemek yapamıyorum. Ütü hiç beceremiyorum. Evi bazen gece yarısı sizi dinlerken kalkıyor bir böyle. Sağdaki şeyi sola koyuyor. Ben sonra soldakini geri sağa koyuyorum. İşte toplama benzeri bir şey yapıyorum ara sıra. Çok nadir. Onun dışında çok bir şey yapmıyorum. Ben. Peki. Yani evliliğinize çok karışma kattım edin ama git yardım et ya. Alıştım artık yani. Bir de ben evden çalışıyorum. O yüzden çok sıkıntı oluyor. Evet. Başak, bu konuda biraz sistemkar gibisin. Ya değilim, alıştım ya. Gerçekten bir süre sonra alıştım. Ya ama ben yapamıyorum. Bir de ya yapmıyorum değil yani, becerebilip yapmıyorum değil. Elime yakışmıyor, olmuyor ben. Mesela örnek veriyorum, belli bir sayıda bulaşık var. Ben onu 50 dakikada yıkıyorum. Başak 15 dakikada yıkıyor. Çok sıkıcı oluyor. Başlıyor böyle 5 defa yıkıyor, beğenmiyor, evet. Tekrar yapıyor. Ya diyorum lanet olsun bırak. O yüzden mantıklı değil yani, su israfı da oluyor. Başak, gerek kendimden yok. Biliyorum, o çok şey işte. Ben beceremiyorum ya işte. Görüyor musun? Elime yakışmıyor. Annem aynı şeyi ben de yapıyorum. Yatağı bir topluyorum ben. Hani yatağın halini görmen lazım. Yatak ben yattığımda daha düzgün oluyor yani o sırada. Annem bir daha istemesin benden diye. Öyle dondik topluyorum ben de. Yiğit ailenin tek oğlu. Böyle büyümüş. Gerçekten tek çocuk. Çocuğu da ayrıca. Tek çocuğum. Yani ailesi ona çok bağlı. Ya Başak da tek çocuk bu arada. Farkı yok da işte... Böyle ben beceremiyorum öyle yani, yapmıyorum da. Öğrenmemiş, öğretme evet. Gereği de duymamışlar. O yüzden farklı iş bölümlerimiz var. Yani ben ev işlerini çok ellemiyorum. Evin hesap kitap gelir gider. O ay ne almışız, ne gitmiş falan. O kısım daha çok beni ilgilendiriyor. Yiğit yüksek lisans yaptığı için gerçekten sabah akşam ders çalışıyor. Şimdi ders çalışırken bir yandan kalk evi süpür hadi falan yapamam. Allah razı olsun. Öyle. Ne? Soracağım şimdi. Aynı anda söyleyin ama. Tamam mı? 3-2-1 geri sayın. Tamam. Görüyorum. Sor. Yiğit şeyle alakalı soracağım. Ben anlamadım. Bir dakika bir dakika. Ben de anlamadım biliyor musunuz? Genel olarak anlamıyoruz zaten. Oğlum bir dakika dur. Başkan bir şey soracağım. Siz iki aynı anda söyleyeceksiniz. Benim tamam. Soracaktım. Tamam. Başkan diş macunu ne? 3-2-1. Colgate. Oydi. Çaktı. Arama, biz şunu aramıyoruz. Başkan diş macunu diye bir şey yok ki. Yalçın, evliyiz, beraber yaşıyoruz. O bir tane diş macunumuz var, birlikte kullanıyoruz onu. Gerek duymuyoruz. Sağ olsun dibinden sıkıyor. Ortasından böyle yapmadığı için. Yani niye iki tane alalım? Belki farklı. Bir de Yalçın sinirlendiler lan sana. Farklı kullanan var mı diş macunu? Yok, çok eleyici bir soru soracak ben bir şey yaptım. Ben öyle, çünkü ilk genelde benim aklımda pek bir şey bilmez. Çok şey, yani çok saçma bir soru gibi geldi bana. Kusura bakma Yalçın. Estağfurullah, doğruyorum. Yoruna birini seç, birine bir soru soracağım. Tamam çift, o zaman. Çift olarak birini seç. Selin'le Okan'a sor. Bilecek soru bulamıyorum. Çalacağım. Evet. Evlilik teklifini kim etti? Okan. Nasıl etti? Nasıl etti? Kanka şöyle oldu. Biz işte buraya gelmeden önce Selin'i bir gün aldım. Bizim bir arkadaşın doğum günü var diye. Ama şey dedim, iyi giyin güzel bir yere gideceğiz dedim. Ondan sonra aslında güzel bir yerde ayarlamamıştım. Bu neydi o sizin evin orası? Kırkistan. Kayış Dağı'nda böyle kendin pişir kendin ye mangalcılar var biliyor musunuz? Böyle kapalı kulübe.
arkadaşlar önceden oraya istiflemiştim birkaç kişi. Onlar böyle düzenlediler bizim tuttuğumuz çardak gibi yeri. Sonra güzel bir yere gideceğiz, iyi giyin dediğim için arabayı bir çektim. Buraya mı geldik diyor. Dedim sen gel, buradan başka bir yere geçeceğiz falan. Bir şekilde gittik ama ondan sonra sürpriz müpriz, konfeti monfeti bir şeyler bağladık tatlıya. Ama bir, bayağı bir trip yemiştik. Kime soralım başka bir soruyu? Bu soruyu şeye soralım ya, Bahadır abiye soralım. Evlilik teklifi nasıl oldu abi? Ben ettim evlilik teklifini tabii ki. Evine gittim. Arabasının içine işte balonlar bir şey koydum, yüzük koydum. Ondan sonra bir yere buluşmaya gidecektik. İşte çıkabilirsin dedim. Ben de oraya geçiyorum dedim. Ondan sonra o oraya gelmek niyetiyle aşağı inip arabaya binince ses kaydı da koymuştum. İşte kardeşi açmıştı arabayı. Ses kaydını oynatmaya başladım. İşte ses kaydında evlilik teklif ediyordum. Öyle bir taraftan da kameraya kaydetmiştim. İçeride GoPro koymuştum. En son kendisi teklif etti. Aynen, en sonunda da o işte şuraya torpidoyu aç, yüzler şey, torpidoyu aç, benim senin şeklinde bir şeydi. Süper. Bir merak ediyorum ben. Evlilik teklifi edecek ya insanlar. Red yemeyeceğinden nasıl emin oluyordu ediyor? Yani onun bir şeyi var mı? Hani... Ben çok merak ediyorum abi bunu. Zaten bir yerde... İyi bir soru, böyle yazdı sana. Eyvallah belki. Ben kendim için sordum bu soruyu bu arada. Yarışmadan bakmışsınız. Nasıl öğreniyorum bir şeyleri. Öğreniyorum, kendimi geliştiriyorum belki. Kusura bakma. Her şey belliydi yani. Ailelerimiz falan da tanışmıştı. Yüzden... Sen bekliyordun zaten. Artık bu lavuk bir harekete geçse de evlilik teklifini yapsa diye. Aynen. Evlenecek zaten yani. Aynen, tabii gün falan bile neredeyse olmuştur yanında. Şeye soralım. Melda Berkem'e soralım. Bir şey soracağım. Chat'ten arakladım soruyu bu arada. Ev kira mı? İlk olarak onu sorayım. Evet. 3'ten geri soruyorum. Aynı anda kirayı söyleyin abi. 3, 2, 1. 20. Hadi ne? Buyurun. Ne? 20 bin lira kira mı olur abi? Sen de biraz abarttın. Hani 20 bin lira kira olur da. Olur da. İki kişi yaşıyorsa, hani iki kişi yaşıyorsa ikisi de bilir diye düşünüyorum kirayı yani. Hani bak soruyu bak açık söylüyorum. Önder abiyle bana sorun. Önder abiyle evinin kirasını ikimiz aynı anda söyleriz doğru. Evet söyleriz bu arada. Melda Hanım çok sinirlendi maalesef, çok sinirlendi. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey soracağım. Ben bir şans vermek istiyorum. Niye böyle oldu? Niye yanlış söyle? İkiniz farklı. Kirayı kim ödüyor? Kirayı abi 13 bin liraya kira mı olur ya? Ama şöyle bir dakika. Benim hatam bu arada. Eyvallah. Benim hatam şöyle anlaşmıştık. Böyle sayıyla ilgili bir soru gelirse 13 diyecektik cevabına. Buydu. Ay siz niye bu kadar benim çabuk hatam, sen şu an pes ettiniz. Abi bir şey. Niye çabuk abi, pes ediyorsunuz? Berkem bir şey söyleyeceğim. Taktik vereyim sana. Şöyle yapacaktım mesela. Abi bizim kira 13'tü. Zam geldi 20 oldu. Bu kadar basit yapıştırıyor. Böyle geçtirecek. Yok ya. Berkem senin elenesin varmış ya. O bakıştan sonra kurtulamam abi, yani. Sen boş ver mikrofonu yana uzat. Biz yan tarafı dinlemek istiyoruz. Ben konuşmuyorum. Gidip hiçbir şey bilmiyorum. İtiraf etti. Evet. Konuşamıyorum ben. Ben anlamadım. Melda bir şey soracağım. Eğer Berkem itiraf etmeseydi sen toparlar mıydın? Emin değilim ya. Ya biz zaten salaz, hemen inanırdık. Vallahi hemen inanırdık. Bir de biliyor bizim Berkem bizim salak olduğumuzu biliyor ya. Kim işte. O zaman o toparlayacak. Hayır, o bakışı yaptın. O çok açıktı o bakış yani. Berkem mazot var mı? Yok. Eyvallah. Böyle geçmiş olsun. Berke biraz aynı anda soru yolla ya. Güzelmiş bunlar. Aynı anda soru. DM kutum açık, öyle söyleyeyim chat'tekilere. Ya açtığım soru mu var? Niye öyle bir şey yaptın? Diş macunu olmadı. Tamam o zaman ben bir bana bir çift söyle. Berke bana bir çift söyle, soru soracağım. Şeye soralım. Erenlere soralım. Evet ben de onu çektim. Kimlere? Güler Eren. Güler ve Eren, evet. Evet dinliyoruz. Ben de o zaman aynı anda cevap verme sorusu soracağım size. Deneyin, olursa olur. Güler ve Eren. Eren'in annesinin ismi ne? 3, 2, 1. Vesile. Güçlü oraya bak. Allah'ım ya Rabbim. Ama diş macunundan daha mı az mantıksız? Harbi diş macunundan mantıksız. Yemin ediyorum.
DM kutusuna, DM kutusuna soru bekleyen adam benim soruma laf söylüyor ya. Allah için Melda ile Berkem'in kavgasını izler misiniz biraz? Abi biz böyle bir şey vesile olmak istemiyoruz ya. Kusura bakmayın. Ben şey soracağım. Adım Iğdır, elimden gelen budur. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii tabii. Bu şeyden önce dedim ki Melda'ya bak heyecanlanacaksın çünkü genel olarak heyecanlanıyor böyle şeylerde. Ben de hep böyle hiç umurumda olmaz, sakin kalırım yani. Dedim hani böyle yanlış bir şey söyleme, bak konuştuğumuz gibi falan, geldim ben 20 bin dedim sonra şey ya. Bunu konuşalım. Berke yaktı bizi, ne yapalım. Peki ben abi diyorum ki kafanızda olan kişilere birkaç tane daha aynı andalık soru sorabilirsiniz. Ondan sonra iki finalistimizi belirleyelim. Okey, tamam. Tamam. Hani tereddütte kaldığınız kişiler varsa. 100 tane DM geldi, tamam yazmayın, durun. Tamam, ben bir soru soracağım. Tamam. Ben kime sorayım soru, o zaman? Bana soru, neyse tamam, bunu sonraya saklayacağım. Çok güzel bir soru. Copy'yi de Tiner Master'dan aldım bu arada, söyleyeyim. Tamam. Kime sorayım? Aynı anda mı soracaksın yine? Onu sorayım. Evet, aynı anda cevap vermeli bir soru. Beyza Demir'e kimlere sorayım, sorayım biliyor musun? Başak ve Yiğit'e soracağım. Hayır, Başak ve Yiğit'e soracağım. Sor bakalım. Başak ve Yiğit. Yine 3-2-1 diyeceğim. Cevap vereceksin. Zaten konsepti biliyorsunuz. Tamam. Nikahınız hangi evlendirme dairesinde oldu? 3-2-1. Antalya Konya altı. İkisi aynı anda söyledi bu arada. Aynı anda. Antalya Konya altı evlendirme dairesi. Konya altı. Benim kafayı çok karıştırdı. Abi bunlar evli değildi. Bir dakika, bir şey yanlış oldum. tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Ben ikna oldum Önder abi, seçebiliriz. Hepiniz tamam mısınız? Finalist mi? Ya ben kaptım abi. Bir dakika dur. Devza Deniz'e soracağım ben. Şey ben de ona soracaktım. Memo şey ben bütün isimleri saydık ama yanlış. Tamam son soru belki. Düğün yaptık dediniz değil mi? Evet. Altınları nasıl değerlendirdiniz? Hızlı cevap varsa iyi olur. Yatırım. Yani ben bekletiyorum. Bekliyor şu an. Zaten tamam. Başka yatırım şeyleri de var. Bunlarla birlikte. Yani muhasebe kısmı bende. Doğuş'un hissesi feci yerde şu an, o uçacak, haberin olsun. Benden de sana. Tavsiye biz, olmadın ama haberin biz, olsun. Bizden uzağım. Yabancı. 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 Gidiyoruz. O zaman abi, Ender abi. Bahadır çiftine bir şeyler soralım. Adam saat 7'ye yaklaştı ya. İşe gidecekler. Var bakalım. Sor Yalçın, bir şey sor. Bahadır ve şeye soracağım. Bahadır ve Elif'e. Elif'e. Evet. Eşiniz kahveyi nasıl içiyor? Yani. Hangi kahveden bahsediyorsunuz? Türk kahvesi. Tamam, şöyle yapalım. Türk kahvesi normal makineden yapıyoruz. Şöyle söyleyelim. Zincir bir marka. Türk kahvesi diye bir şey mi var oğlum ya? Yalçın hayır şunu soracağım. Sade dedi Elif, meğerse Bahadır şekerli içiyormuş. Ne bileceksin yani? Tamam. Zincir bir kahveciye abi, gittiğinizde yine 3-2-1 şeklinde yapalım. Zincir bir kahveciye gittiğinizde Elif hangi kahveyi söyler? Bahadır biliyorsa işte zaten aynı anda söyler. Ya Rönü sen benimkini bilebilirsin ama ya şimdi. Ya oğlum, tamam, bu soruyu iptal mi edelim oğlum? Özür dilerim, bir şey demiyorum. Bulamıyoruz, yapacak bir şey yok. Kurtarmaya çalışıyorum şu anda Türk kahvesinden. Ne yapayım? Soruyu anladınız. 3, 2, 1. Latte. Eyvallah. Ya bundan etkilenmedim ama özür dilerim. Ben etkilendim. Defol. Yavaş. <Yalan. gülüyor> Bence 4 oydu bu arada. Evet. Bir şey soracağım. Bu ya sıkıntı mı? Kime soralım? Bunu Selin'le Okan'a sormak istiyorum. Gönder onu. Evde en çok hangi sebepten tartışma çıkıyor? Ev iş abi. Zaten sürekli birbirini görmekten evde bir yerden sonra ev işinden patlıyorsun ya. Hiç mi el atmıyorsun Akın? Yo ben yapıyorum aslında ama yine de yetinemiyoruz, anlıyor musun? Bulaşıkları ben yıkıyorum çoğu zaman. Ha sen mi Selin'le trip atıyorsun hep ben yapıyorum diye? Hayır. Ben dedim benim bu yaptıklarım niye gözülmüyor kardeşim, bu evde diyorum. Manipülasyon.
Neyse çok şey yapmıyorum. Gene kavga ediyorum. Yapıyorum ev işlerini. Ama Okan kendisinin de çok fazla yaptığını iddia ediyor. Onun için biz buradan tartışıyoruz ama yapmıyor yani. Ben yapıyorum. Aynen. Evet. Hayır, yok tamam onu. Artı bir evet, zaman. Ben... Kapatıyorum ben onu. ben size soracağım aynı anda. Aa buldum aklıma geldi. Tamam. Yollasana be. Hadi bakalım. Pepsi ne saçmalık geliyor acaba. Evet. Değil işte. Kime? Okan'ın en sevdiği yemek 3-2-1. Tavuklu şey tavuklu. Abi Okan söylemiyor ama. Okan sen ne yapıyorsun? Selin zaten biliyor diye hiç şey yapmadı. Hayır ama bir şey söyleyeyim. Selin öyle bir girdi ki cevabı. Okan'ıza da bunu söyleyeyim. Tavuklu bir şey böyle falan diye bir detay anlatmaya çalışıyordu. Detay ben çok hızlı 3-2-1 deyince ben cevap vermem gerekiyor gibi düşündüm. Ya benim annemin yaptığı evet. Çok güzel bir tavuk suyu. Çok böyle tavuklu pilav menüsü vardı. Evde Selin menü diye geçerdi. Onu çok seviyorum. Selin de yapıyor sağ olsun. Tamam o zaman. Selin'in en sevdiği yemek 3-2-1. Ton balık makarna. Aynen ton balıkla makarna. Onu ben çok... Okan hiç yok cevaplar cevaplarda. Ben 3-2-1'e bu kadar saygı duymayan bir çift görmedim. Öncelikle onu söyleyeceğim. Geri sayımı bu kadar umursamayan bir çift görmedim. Yalçın bir tane daha sor. Bu sefer. Çocuk burada gariban mal gibi 3-2-1 diye sayıyor sabahtan beri. Okan da böyle bakıyor Selin'in suratına. Tamam. Yalçın bir tane daha mı sor? Ulan adam 1000 dereden su götürüyor soru bulmak için. Sanki 1000 tane soru varmış gibi Yalçın bir tane daha yolladı. Bütün soruları harcadı ya. Kafayı yiyeceğim Okan ya. Okan'ın en sevdiği tatlı 3-2-1. Kazanlıdır. Allah Allah. Bir şey söyleyeyim mi? Selin hayatında ilk defa alıyordu. Selin hayatında ilk defa alıyordu kazandı biri. İlk cevaplaya kazanmıyor abi. Selin genel yayından mi? Sonra sen kimlerle hüpletiyorsun kazandı birileri bakalım diye girişecek. Ben Güler Eren çiftine bir şey sormak istiyorum. Yine 3'ten geriye saymalı. Mikrofon. Evet. Evet. Üçten geriye sayacağım. Cevabı o şekilde vereceksiniz. Son bayramda ilk kimin şeyine girildi? Kimin tarafına girildi? Bayramda beraber girdik ya. Evet. Ya Güler hemşire olduğu için bazı bayramlarda... Ben nöbetçiydim. Kafayı yiyeceğim. Soru yine bu şekilde. Alacağım. Şimdi alacağım. Başkasına sorabilirsin soruyu. Siz tamam. Şey Melda ile Berkem'e soralım ya. Melda ile Berkem kavgayı bitirmedi daha. Dinliyoruz. Bildeydi ya boşver. Son bayramda kimin şeyine gidildi dedim. Sizle pek alakası yok. Ya cevabı var mı? Melda'yı duyamıyoruz. Melda'yı duyamıyoruz. Melda'yı duyamıyoruz. Berkem'in tarafına gidiyoruz ilk. İyi güzel tamam. Annemler bence bir bayramda birine diğer bayramda diğer. Umarım en yakın zamanda düğününüz de olur. Üçten geriye saysam Melda'm diyecekti bu arada Berkem. Yok onu çalıştık zaten. Sen geriye sayıyorsun Berkem şey diyor 20 bin. Hayır, o, hayır bu sefer 13 diyor. 13 anladı ya şimdi hep 13 diyeceğini. Bak kameraya buna konuş. Evet yani artık evet, finalist şey almam ben. Gerekecek. Finalist? Ben de Beyza Deniz'e sorayım mı Önder abi? Aranızda konuşun sor sormak istiyorsan sorabilirsin tabii ki. Beyza Deniz. Evet. Düğünde ne dağıtıldı yemek olarak? 3-2-1 veya... Yemek yok. Yemek yok, kuru pasta. Ne dağıt? Kuru pasta. Meyve, çerez. Böyle şeyle, ne onun adı? Kanepeli. O tarz yaprak sarma. Çünkü... Yemek yok cevabı bana mantıklı geldi. Ya evet. Çok zor yani. Arkadaşlar yapan varsa da biz de davet etsinler kendinizi. Pastamız kaç katlıydı? Yaparsam, var mıydı? Yaparsam Allah çarpsın çağıracağım sizi. Yemin ediyorum çağıracağım. İnşallah. Pasta zor değil mi? Yani rahat pasta kaç katlıydı? 8 katlı. 8, 8. Oy. Ama küçük yani. Küçük bir yere yaptırmıştık. Evet. Bana aranızda konuşun. 30 saniye falan. Söyler bize abi. İki tane finalist söyleyin bakalım bana. Direkt ben fikrimi söylüyorum be. Dur aramızda. Sesli söyleme. Nasıl sesli? Ben bir tane var da ikinciyi bulamadım. Kendi aramızda bir konuşalım. WhatsApp'a yaz. Önder abi sen o zaman oralara şey destek falan vesaire. Okuyayım abonelikleri okuyayım. Ama oraya girersen çok çıkamayız gibi. Yo abonelikleri hızlıca okurum. Siz aranızda tamam, düşünün okay, bakalım abi. O sırada. Kaya 2K abone olmuş. Kayam hoş geldin. Gülbatur 34 ile abone olmuş. Gülbatur'um sen de hoş geldin. Velite 80 gazeteci 1903 abonelik hediye etmiş. Teşekkür ederiz. Gazeteci 1903 hoş geldin. Burak Silva abone olmuş. Buram sen de hoş geldin. Atakan 96 Z4 Zambrotta'ya abonelik hediye etmiş. Gökhan'ım
binlerce kez hoş geldin. Atakan 96 sana da çok teşekkürler. Aparadan Papara abone olmuş. Enteresan bir isim. Teşekkür ederiz. Mert Giriz de abone olmuş. Mert sana da teşekkürler. Kakoviç 1K61'e hediyelik vermiş. Kakoviç'im teşekkürler. 1K'ım hoş geldin. Zaten Mustafa Sakallı saçmalığını okumuştuk. Donetlere girişeyim mi yoksa? Yok abi yok. Yok yok girişme abi. Ben aklımda kesin finalisti söyleyeyim ben. Ben söyleyeyim mi ilk yani fikrimi? Söyle ortak fikir zaten. Zaten ortak fikir. Kesin bir finalistimiz ortak fikir şu anda. Beyza Deniz. Beyza bence Deniz finalist. İlk finalistiniz mi kesin olarak? Kesin evet, abi evet. Tamam. İkinci için aradayım. Şimdi yaşı İkinci da bakıyorum. Için. Aranızda karar verdiniz mi? Evet. Karar yok henüz ortada. Henüz bir karar yok. Karar verip söyleyin ikinciye. Abi fikir bir şeyimiz yok ki birliğimiz. Üç top çoğunlukta olan geçsin finale. Tamam Önder tamam. Abi ikisini söyleyelim. İkinci aday için iki fikrimizi tamam, söyleyelim. Tamam söyleyin söyleyin. Burada üçümüzde hangisini geçirmemiz gerektiğini söyleriz sonra. Üç tamam. Aydın aynı mı? Önce eleyeceklerimizi tamam, söyleyelim mi abi? Tamam. Heyecanlı olsun. Eleyeceklerimizi söyleyelim. Eleyeceklerini niye? Söyleme direkt finalistleri niye söyle. Niye söylüyorsun oğlum insanlara suratı neyi elendiniz diye vuruyorsun. Lan geçen sefer söylüyorduk ne olacak? Geçen sefer Allah'ın bizim sapı gelmiş onlar Fenerli taklidi yapıyordu oğlum. Onlar bizim eşekler. Çevik 61 ederim elendin lan hadi uza derim. Kanımefendileriniz diyeyim şimdi. Ben söyleyeyim Önder abi. Arasında kaldığımız kişilerden birisi Güler Eren çifti. Tamam. Diğeri de aslında hiç öyle olmamasına rağmen Başak Yiğit o beni evlendirme dairesi cevabında mal ettiler öyle söyleyeyim. Ağzım tamam. Açık kaldım orada. Diş macunu sorusu değil. Diş macunu da iyiydi. Diş macunu iyi değildi pardon. Diş macunu. Ama yaşları çok yani. Genç. Ben ihtimal vermiyorum. Ben de ihtimal vermiyorum. Bir de girişte şey. Ama çok iyi. 6 ay falan gibi bir şey oldu dedi ya. Evlilik süresi. Ondan biraz kafam. Doğru gibi. O işte var. Ona cevap verelim mi? Ya cevap hakkı doğuyor mu burada? Verebilirsin. Tabii ki de ne zaman istiyorsanız verin. Ya şimdi şöyle. Yaşlıkların sebebini zaten açıkladık aslında. Ya, bence hani bilmiyorum sizi tatmin etmemiş olabilir tabii de yani gayet geçerli hani nedenini de anlattık niye olduğunu da anlattık hani normalde riskli bir şey tabii ama işte ekonomik durum rahat olunca biraz açıkçası çok zorlanmadan oldu öbür tarafta da hem çok fazla hani benim tarih hafızam yok hem de çok kısa bir zaman olduğu için direkt net tarih değil de hani şu kadar bir süre oldu şeklinde cevap verdim aslında. Bir de eğer evlenmeseydik uzun bir süre uzak mesafe ilişkisine girecektik. Evet. Isparta, Antalya bile olsa da. Çok kısa bir mesafe. Çok hızlı fazla gidip gelinebilir. Aileme ama yalan söyleyip de Yiğit'in yanına gelmektense ailem zaten seküler sayılabilecek bir aile. O yüzden sorun yaratmadılar. Abi bu çift ya evli ya da oyuncu falanlar öyle söyleyeyim. Yani mimikler falan ultra düzeyde öyle söyleyeyim. Evli değilse de bu çift var, bak evli değilse de bu çift %100 evlenecek. O fikir ben önce onu söyleyeyim. %100. Aksini düşünmüyorum. Ama kusura bakmayın diyorum. Ben Eren diyeceğim. Eren ama Eren Güler onlardan çok demin değilim ya. Aslında Okan çifti de daha yakındı da onlar biraz bence bilemediler. Ne diyorsunuz? Almam lazım artık kararları. Hangi iki ben çifti şey finale götürüyoruz? Abi, ben Melda Berkem diyorum ya. Nasıl? Ben alayım. Eren ne Güler diyeceğim. Eren Güler diyorum ben. Eren Güler diyelim ya. Eren Güler ve Beyza Deniz'i mi finale çıkartıyorsunuz? Evet. Evet. Tamamdır. Ama hiç emin değiliz abi yani. Öyle yapacak hiç bir şey emin değiliz abi. Birinciden kafamız var. Yani netlik olarak birinciye ortağız da ikinciye asla yani biraz karambole gidiyoruz hiç konuşalım. Peki. Evet. O zaman diğer çiftlerimiz kameralarını kapatıp Discord'da kalırlarsa beni çok mutlu ederler. Birazdan oyunun sonuna geleceğiz ve herkesten tek tek duyacağız kimin ne olduğunu. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz ama hep zaten herkese tek tek konuşacağız birazdan. Şeyle başlamak istiyorum. Güler Eren'le başlamak istiyorum. Başla bakalım. Evet buyurun. Evet. Sen bir şey bit falan okumayacaktın değil mi? Bitmiyor. Ah be. Yok. Şeyleri. Tamam aynı anda cevap isteyeceğim yine bu arada. Tamam. 3'ten geri sayacağım ama onu 3'ten geri saymamı bekleyin. Hı-hı. En son hangi sebepten tartıştınız ya da trip attınız birbirinize? 3, 2, 1. Biraz daha süre isteyebilir miyiz? Ama tekrar sayabilirsiniz. Tamam bekle. Tamam.
Çünkü çok sık tartışan bir çift değiliz. Hatta hiç denebilecek kadar az. Allah bozmasın be, ne güzel. Maşallah, maşallah. Maşallah diyelim biz de tahtaya vuralım. Şey diyormuşum, hangi birini sayın? Biz dinleriz vallahi Güler. O zaman ben... Ama neyi hatırladım? Ama senin Güler Hanım'a bir soru sorayım. Eren abinin hangi özelliğini değiştirmek istersin? Değiştirmek isterim. Hangi birini sayayım? Hayır. Güzel Abi bu çiftte 5 tane falan soru harcadım şu ana kadar, öyle söyleyeyim. Absorbe ediyorlar soruları değil mi? Harbi soruları sevmiyorlar soruları. Yok, bir tane özelliği var. Yani hiç alışamadığım, tanıdığım günden beri. Önemli olduğunu düşünmediği için bir şeyleri anlatmaması, ama aslında o şeylerin çok önemli olması. Aa, bir örnek var mı buna? Örnek vermek istemiyorsan mesela... vermeyebilirsin bu arada. Efendim? Vermek istemiyorsan vermeyebilirsin, özel bir şeyse falan. Örnek değil de genelleme yapacağım. Biz yani standart çiftler gibi her gün evde birlikte değiliz. Çünkü ben nöbetli çalışıyorum, o 8-5 çalışıyor. O yüzden biz 1,5 günde bir falan hani birbirimizi görüyoruz. O da işte ben uyuyorum, akşam uyanıyorum falan, hani 2 güne bir falan oluyor diyelim. Genellikle dışarıda yapacağı aktiviteleri halı sahal lokal başka ne sayabilirim? Erkek aktiviteleri. Evet, aktivitelerini benim nöbetçi olduğum günlerde yapıyor genellikle. Ama ilişkimizin başında bunları ben nöbetçi değilken de yapıyordu ve planladığı şeyleri bana söylemiyordu. Ben bugün şunu yapacağım diye. Ben nöbetten geliyordum işte, o günü birlikte geçireceğimizi zannederken aslında onun planı olduğunu son dakika plana giderken öğreniyordum. Bu yüzden yani. Halı saha işi de kolay iptal edilmiyor. Doğru. Lokal konumunda değil de halı sahada doğru, biraz aramızda da var. Aramızda da var. Yayın sırasında uzuyor gidiyor bir anda. Hiç anlamıyoruz ne olduğunu. Ama düzeldi konuda. Evet, düzeldi. Şeye soralım. Beyza Deniz'e soralım. Yine aynı anda 3'ten geri sayacağım. Ondan sonra cevap istiyorum. Tamamdır. Oturduğunuz binanın adını söyleyebilir misiniz? 3, 2, 1. Söylemek istemiyorsanız söylemeyin bu arada. Can Apartman. Tamam. Oğlum bunu nasıl bilemesin dedim size. Bilemedikleri için değil, söylemek istemiyorlardır belki. 1000 kişi izliyor yayını yıl için. Aa, niye söylettin oğlum sen harbiden? Ne olacak? Tamam canım, verenin Can Apartman'a. Açık adı şu an. Can mı? Ah be. Şimdi Önder abi, diş macunu mu daha mantıksızdı, bu soru mu daha mantıksızdı? İkisi de mantıksızdı Yalçın'ım. Önder abi, bir tane mantıklı ver de okuyalım be. Oh. Önder abi, sen lafla torbanın ilişkisini bilir misin? Vereyim lafla mi? Torbanın ilişkisini. Versene ben, abi. Ben de feci bir soru tamam. Var bu arada. Yapıyorum. Beyza ve Deniz'e soruyorum. Yine aynı anda cevaplamanızı istiyorum. Ben 3'ten geriye doğru sayacağım. Siz düğün yapan çiftiniz değil mi? Evet. Gelin arabanızın rengi neydi? 3, 2, 1. 3 pardon. Bir şey söyleyeceğim. Deniz ufak, bu ilişki eksi yazıyor şu anda. Ben size söyleyeyim. Deniz ufak, bu ilişki eksi yazıyor. Hile işi mi? Yapmayacağız diye konuştuk ama. Erken. Bu soruyu Erenlere soralım. Sorun. 3, 2, 1. Beyaz. Aynı soru muydu diye bir siyah. Kafam karıştı. Benim kafam karıştı, özür dilerim. Tamam, ben sorumu soracağım. Kime soracaksın? Denizlere. Söyle o zaman, hadi sor. Beyza'nın 3-2-1 ama tamam mı? 3-2-1 Beyza'nın yüzük numarası. 3-2-1 Bir dakika, ben bilmiyorum bunu. Nişan yüzüğü. Oğlum yüzük numarası ne? Ayakkabı numarası. Bilmiyorum yüzük numarası mı var ya? O ne ya? Şey yaptılar yani. Ölç almak için o daha ölç alındı. Ben bu soruya çok güveniyordum ya. Ay, alınmadı. Beni de benim bir yüzüğümü almış götürmüş, ona göre almış. Ben ölçümü bilmiyorum. Ama nişan yüzüğü var demek. Peki tamam, 3-2-1 tamam, yine tekrar 3-2-1 sorusu geliyor. Sayacağım tekrardan 3-2-1. Kime? Kime? Aynı çifte. Tamam. Son elektrik faturası. Son elektrik faturası. 3-2-1. 168. Ama bir şey değil mi? Bunu böyle saymıyorum. Onun
Otomatik ödemesinden. Tamam saymam ana da ben de zaten ikna durumdayım öyle söyleyeyim. Laf olsun diye söylüyorum. Beni şaşırtanı söyleyeyim mi? Beni şaşırtanı söyleyeyim mi? 168 lira geldi. 168 beni de şaşırttı bu arada. Benim sadece benim bilgisayar ayda zaten 400 lira akıyor. Nasıl 168 giriyor? Deniz'im o kancadan bize de yolla biz de trafoya bağlayalım. Çünkü hiç evde değilim. Yani mesaiye de kaldım oluyor. Beyza da bazen evde çalışıyor, bazen ofisteyim genelde. Oluyor. Yani evin boş olduğu günler oldukça fazla. Yani. Çoluk çocuk da olmayınca ne yapacağız yani? Önder abi bir de asıl şaşırdığım şeye geliyorum. Deniz'in 168'i aklında tutması. Abi 160'lar, 170'ler. Bir dakika Deniz şey yapıyor yani Deniz'in bir tane defteri var. O ay ne harcadık, ne getirdik, ne yatıracağız. Yatırım hesabına ne gidecek. Vay be. Her 80'ler şey. Be. Ne diziydi 80'ler. Var ya. Her şey Excel'i var. Maalesef. Kime soralım? Ben soracağım Beyza Deniz'e. Sorsana yanlış. Evet. Beyza Deniz değil bu arada. 3-2-1 mi? Kime soruyorsun? Beyza Deniz'e evet. 3-2-1 evet. Kaç Yalçın çocuk biraz... düşünüyorsunuz? Tamam. 3-2-1 birazcık kontrollü sayar mısın? Yani 3-2-1 diye verme. Aynen. Say bir daha Yalçın. 3, 2, 1. Soru duyulmadı ya. Duyuldu. 1 dediler aynı. Bir dediler. Ne tamam. Soru neydi ben duymadım. Söyle. Kaç çocuk düşünüyorsunuz? Kız erkek hangisini tercih edersiniz? Yani kız. Özür dilerim ama. Yok. Sorun yok. Çünkü Deniz iki erkek. Ben kız. O da kız istiyor zaten. Abi erkek çocuklarında şey mi var ben anlamadım bu işi. Ya şöyle... Canavarlaşma ihtimalleri korkutuyor. Evet. Kendinden mi biliyorsun Deniz? Yok. Yani çok kınadık ya bir genelde. Çok güzel. Çok kınadık. Yani top taşımalı dışarıda vesaire. Böyle yemek yerken falan korkunç erkek çocuklar oluyor. Kız çocuğuna bakıyoruz. Bir de erkek çocuğuna bakıyoruz. Yani bunu da size yargılamak istemiyorum. Yani evet. Evlat evlatlar ama. Yok şaka yapıyoruz tabii ki. Yani nasıl isterseniz. Çocuk sizin çocuğunuz olacak. Sağlıklı olsun. Ben Güler'le Eren'e bir soru soracağım ama hatırlarlar mı bundan emin değilim. Hani bu sorunun cevabını hatırlıyorlar mıdır? Ya yanlış cevap gelirse şey yapmam yani. Yargılamam bu soruyu da ama. Elimizden geleni yaparız. Artı puan yazar bence bilmeniz benim gözümde. Nikahınızın hangi saatte olduğunu hatırlıyor musunuz? 3, 2, 1. 17. Abi ben hatırlamıyorum. Eyvah. Eyvah. Abi aramız olacak. Güzel. Eren hangi gün olduğunu da hatırlamıyormuş gibi havası var ama bilmiyorum onu. Onu siz bireysel konuşursunuz. Eren hafıza konusunda biraz kötü ya. Mesela bana evlilik teklif ettiğinde parmağımda hangi renk oje vardı hatırlıyorum. Hatırlar mısın? Konusu oldu da hatırlayamadım. Eyvah. Bence. Oje de çok ayrıntı değil mi? Yani. Eren'im ben başka avukatım başka biliyorsun. Değil. Kartı sana DM'den yollayacağım birazdan. Lazım olursa. yok sorun olmuyor. Eren aslında ben hani seni zor durumda bırakmak istemem ama hatırlaman gerekiyor. Yüzük takıyorsun o sırada işte eşin elini uzatıyor sana. O senin için heyecanlı bir an ya. Bence benim aklımda kalır. Abi heyecanla gözün karınca olmuyor işte. çok heyecanlanmış. Desene sen tamam. Ne diyeceksin Enayi? Evlilik. Yalçın'da feci bir soru var. Feci bir soru var. Eyvah. Yolla. Evet tamam susun gibisinden girdi çok merak ettim soruyu. Evlilik teklifini nerede yaptınız? 3, 2, 1. Biz ne? Bir dakika. Kime soruyor? Ben, bize geldiğini anlayamadım. Evet onları Güler Eren. Evet. Siz de evet Güler Eren. 3, 2, 1. Kozlu sahilde. Sahilde. Eren ne dedi? Sahilde. Sahilde de. Güler de Kozlu sahilde de. Ben ayrıntı verdim. Bir şey soracağım Önder abi. Tamam. Eren onu da hatırlamadı. Kadıköy sahil sanıyormuş. Aslında hatırlamadım. Bostancı sahil sanıyormuş. Zaten bir tane doğru düzgün var. Ayrıntı vermem de saçma. Yüzüğünün numarasını biliyor musun sen Güler? Efendim? Yüzüğünün numarasını. Yüzüğünün numarası. Yok. Ya şey abi oluyor ki. Kaan Ulberci. Efendim? Evet. Kaan bu soruyu sordurmuştu da bana. He. Ya yüzük numaraları farklı oluyor ki bazen 12, 13, 14 diye başlıyor işte 20'ye kadar gidiyor atıyorum. Bazen de small medium olarak satılıyor. Şey gibi kıyafet gibi düşünün. O yüzden bir de her yüzüğü yüzük parmağımıza takmıyoruz. Farklı parmaklara da takabildiğimiz her birinin ölçüsü farklı oluyor. Nereden bilsin bu Yalçın? Bilmiyorum ki ben. Yalçın medeniyette tanışıyor şu an. Ben bizimkilere bir şey sormak istiyorum. Evli çift burada mı?
Ne Yalçın Roni? evli çift. Kalktılar şey işte. Evli çift ben sana söyleyeyim alarmı kurdu. Bir saat sonra bir şey kalkacağız dedi. Aynen evli çift. İsterse kalkacaklar ben sana söyleyeyim. Evli çift yiğitler şu anda evi topluyorlar ben sana söyleyeyim. Yiğit zorla evi topluyor. Yani. Başak böyle kafasına böyle topla artık şu ev. Allah kahretsin canlı yayında dağınık. Yiğit şey de Başak bugün marketten ne aldı acaba onları bir yiyelim gibisinden dolanıyor. Abi biz Bahadırlar'ın yerini garbi ya. Yiğit şey diyor hadi sıktı Van Broncos'ta geçin ya yeter artık. Neyse düğün yapan çiftimize ben bir soru daha sormak istiyorum. Beyza Deniz 3-2-1 sorusu Yalçın'ın değerli. Evet. Fotoğraf çekiminiz nerede oldu? 3-2-1. Körbaşı. Ya şey, Deniz şöyle... öğren şu oyunu artık ya. Şu oyunu abi, öğren Deniz, artık Deniz ya. Öyle bir şey de var. Birçok yani Nevşehir'de de yaptık. Nevşehirli olduğum için. Ankara'da da oldu. Samsun'da da var. Hepsinde var. Sen ne ilk onu dedin Deniz abi? Efendim? Düğün, senin aklına ne ilk o geldi? Düğün dedi. Düğün aklıma geldi. Göl kenarında bir yerde. Göl başına. Nasıl aklıma geldi ki ama Nevşehir'de. Nevşehir'de de çekildi yani. Vesaire, çekildi. Benim abi bana alacağım ya. Bana bir soru daha geldi. Bir soru daha. Yolla. Evet. Deniz'le Beyza'ya soracağım. Deniz'in gözlük numarası. 3, 2, 1. Bir şey söyleyeyim. Bu evlilikle çok bir alakası yok ki. Yani o 1,5 falandır. Yani öyle diğer başındayken takıyor. Kullandığı bir şey. Hep de alakalı olurdu aslında sorular. Yalçın. Hayır bir şey söyleyeceğim. Şu an Deniz de bilmiyor gözlük numarasını. Ben size söyleyeyim. O Deniz'e cevap veriyor. Yani. Şey, ekran gözlüğü. Şey değil. Eren biliyor mu? Mavi ışığı kesen bir gözlük. Eren takıyor oğlum gözlüğü. Abi yalan tamam, olmasın zaman... konuştuk az önce ya. Evet. Ama bilmiyormuşuz. 3 küsür dedi de yani. Ama tutturdu. Tuttu. Tamam ben o zaman Güler ve Eren'e soruyorum. Madem sesim evet. Güzel çık hazır da size sorayım. Gelinliğin fiyatı neydi? 3, 2, 1. Gelinlik giymedim. Çünkü düğün yapmadığımız için nikah töreninde beyaz bir elbise giydim ben ama gelinlik değildi yani. Keşke Beyza ile Deniz'e sorsaydım. Konuştular şimdi aralarında. Şu söyleyeyim mi? Ben de onu hatırlamaya çalışıyorum ama. Kiraladık. Ama yani siz de böyle çamura iki çift içimize de söylüyorum bunu. Çamura yatmaktan şey oldunuz ya. Onu bilmiyorum. Onu yapmadım. Onu hatırlamıyorum. Böyle nasıl ilerleyeceğiz biz ya? Söyleyeyim mi? Şöyle. Yiğit Başak. Allah için geri dönün. Yiğit de Başak. Şehirler arasında bölündüğümüz için. Yani mesela ben Samsun'da da bir şey giydim. Nevşehir'de de giydim. Ankara'da da giydim. Yani onlar elbise. Onu dedim hani totali mi acaba? Abi Ankara bir şey söyleyeceğim. Bir kiraladım bir de. Evet. 7 tane şehirde düğün yapmışlar. Biz her soruda kilitledi bu çift. Ben ne yapacağım şimdi? Nevşehir'de kına oldu. Samsun'da böyle küçük bir şey oldu. Hani altını toplamak için. Asıl düğün Ankara'da oldu. Bizim şehirler çok şey. Aynen. Akrabalar. Yani şey 12 bin liraya kiralamıştım ben gelinliği bu arada. Beyza tarafı Nevşehir. Konya var, Samsun var. Yani hep evet. 12 bin liraya mı kiraladın? Ulan bunun tamamı ne kadar? Bizim de öyle kafamızda bir şeyler var gelecek. Tamamı ne bunu? Bir şey söyleyeceğim. Kiralama işini Beyza Hanım söylemeden Deniz abi söyledi bu arada. Öyle mi? Fark ettiniz mi onu? Ben onu sanki öyle fark ettim. Ben size bir tane buldum soru. Yolla. Evet. Geliyor saçmalık bombası. Düğünden önce gittikleri işte kuaför Beyza Hanım. Ben kuaföre gitmedim. Yani Deniz abi de hiç bunu biliyor musun? Bir tipi var mı Allah aşkına? Yani bunu bilme ihtimali var mı? Nevşehir'den araba kumu gitti. Arkadaşlarım hazırladı beni. Ama bir şey söyleyeyim. 3-2-1 cevabı gitmedi de olabilirdi. Siz yine beklemediniz 3-2-1'i. Bu çiftin 3-2-1 beklememe sıkıntısı var. Ben size söyleyeyim. Bunu Deniz'in bilmemesi, yani bilmesi imkansız. Abi aslında bunu kuaföre gitmedi zaten biliyorum yani. Eksi 5'e kadar etkisi kuaföre gitmedi. Bugün çok sıçtım. Olur be Yalçın'ım. Bir şey ama biz de sıçtık. Normalde takta gelirdim. Tabii. Yaklaşık 5 dakikanız var karar vermek için. Ortaya soruyorum bunu. Ama ortaya da soramak gibi soruyor. Sen mi seçiyorsun Nura? Birine sorayım. Güler'le Eren'e sor. Tamam. Evlilik cüzdanında neler yazıyor? Biraz tarif etsenize. Biz hiç görmedik. Fotoğraflar, isimler, nikah şahitleri, imzalar. Başka?
Mesela Beşiktaş ilk 11 yazıyor desen de ikna durumdayız zaten. Bilmiyoruz sonuçta. Sen harbi bilmediğin şeyi niye soruyorsun? Son sayfalara doğru ne yazıyor? Son sayfalar mı? En azından bilginiz varmış birkaç sayfa olduğu aşkında. Oy çaktı. Ay. Çizimler böyle mi? Böyle mi ilerleyeceğiz bu programı? Bizim yeterince canımız sıkkın değilmiş gibi bu durumda. Yani ben çok incelemedim. Arka sayfaları bilmiyorum ben pek. Oturup bir kere şey cüzdanı incelemiyorum. Abi önümde bir soru var ama bu sorunun seviyesinden emin değilim ya. Seviye derken? Yani bilinecek bir soru mu onu bilmiyorum. Ha. Özelliği olan bir soru. Var, ama ben yine de soracağım. Ben zaten şu an soracağım. Ekranda bulunan iki çiftimiz herhangi bir soruyu bilme konusunda şu an çok kötüler. Ben size söyleyeyim. Sonra eleştireceğim yapmayın. Ben size diyeyim yapacak bir şey yok. Ali taradım. Beyza Deniz'e sormak istiyorum. Beyza Deniz'e. Çünkü takı dediler. Kaynana düğünde ne taktı diye bir soru var önümde. Bilezik. Hatırlamazlar ki. Bilezik de yani. Hayır, kaynananın özel bir görevi mi var onu bilmediğim için. Bu sorunun bir anlamı mı var diye yani düşündüm. Kınada çeyrek takıldı elime. Şey açarken. Onun dışında hani annesi beni çok seviyor. Her zaman hediye alır da. Düğünde bilezik takıldı. Bir de şey künye. Özel bir künye yaptırmıştı bana. Erkeğin annesi geline takı takar varken o yüzden sormuşlardır. Olabilir. Takıyor. Aynen. Ama şey erkek tarafından takıldı öyle. Annesinden babasından total bir şey olmadı yani. Ayrı ayrı. Bir künyesi bana özeldi. Öğrendik. Beyza ile Deniz'e bir soru daha soruyorum o zaman. Hı-hı. Ama öncesinde şöyle bir soru sormak durumundayım. Tamam. Evlenmeden önce birlikte yaşamıyordunuz değil mi? Evlilikten sonra birlikte yaşamaya başladınız. Evet yani. Okey tamam. O zaman ilk eviniz şu an öyle kirayla mı çıktınız eve? Hani ilk evlendiğinizde? Evet. Tamam. İlk evinizi tuttuğunuzdaki kiranız ne kadardı? 3, 2, 1. 13. Maalesef az önceki 13. Melda'ların 13. Ama ben bir soru gelirse bunu diyelim de söyleşilmiş. Çok söyleşilmiş abi. O çifte Ankara'da o civarda ilk evler. Bir sene önce oturulmuş evler. Benim akılda çok benim akılda çok eleyici bir soru var ya. Sorsam mı? Abi ben soracağım. Beyza dede soracağım buldum. Önder abi bak gönül rahatlığıyla evli çifti biliyor musun? Yok zaten burada evli çifti. Gönül rahatlığıyla eleyici hiç derdi değil yani. Beyza Deniz. Mehir için ne istemişler? 3, 2, 1. Altın. Altın istedim. Aynen demediler ya. Ama yani mihirde başka bir şey var mıdır? Hayır bir dakika zaten işte bu Beyza sorunun cevabını siz yanlış verdiniz. Zaten altın istenildi. Ne kadar altın? Yani? Ne hayır başka şeyler de istenilebilir. Araba, ev isteyenler de var. Biz ne bileceğiz ki? Klasik her seferinde aynı cevap verir kaçarım bu işin içinden. Nereden bilelim ki? 13 gram olabilir mi Deniz mesela altının miktarı? Ben yıllık çeyrek istedim yani. Ya tapu falan da konuşuluyor. Oy, topuyu verseydin keşke. Peki tamam o zaman Güler Eren çiftine geçiş yapmak istiyorum hemen hızlıca. Evet. Senir, evet. Aynı şekilde siz de evlenmeden önce bir birlikte yaşama durumu oldu mu? Evet. Evet. Tamam olur fark etmez. İlk eve çıktığınızda kiranız ne kadardı? 3, 2, 1. Birlikte eve çıkmadık ayrı ayrı evlerimiz vardı. Ben de yaşıyorduk. Yani evlendikten sonra ben Güler'e geldim. Evet çünkü benim evim 3 artı 1'di onun evi 2 artı 1'di. Ve büyük olana taşındık. Süper karar tebrik ederim size. Böyle isabetli sizin kararlarınız umarım evlilik hayatınız boyunca devam eder. Bugün. Önder abi yazıyor herkes chat'e. Güler'in eve taşınmış yani. Abi ya mantıklı olun. Ya, aynen öyle. Ve benim evim daha güzel. Tabii canım kadın evi ile erkek evi aynı şey olur mu? Benim ev biraz daha ağır andırıyor. Ya Eren'in ev güzelse bile Eren evin içine sıçmıştır. Kötü gözüküyor. Ben aynı çifte soruyu soruyorum. 3-2-1 sorusu. Ama hangisini tercih edeyim? Tamam. Şöyle yapalım. Eren abinin kan grubu. 3-2-1. Eren abinin kan grubu. Evet. Tamam sağ geri. 3, 2, 1. 0 RH pozitif. Ama bir şey söyleyeceğim. Sevgiliyse bile hani hemşire olduğu için. Oğlum zaten bir noktadan sonra öyle. Zaten mesela
ev içinden soru sorsam da biz iki seneden beri beraber yaşıyor olabilirler. Abi sinema ilk gittikleri film mesela, bunu da hatırlarlar. Sinema sevgililer. Yani bunu da sevgililer. Evlilikte. Bu oyun en zor, bu zamana kadar ciddi söylüyorum en zor oynadığımız oyun. Belki evet, kötü de oynamışızdır onu da kabul ya. Ediyorum da çok zor yani bu. Yalçın'ım kolay diyordun. Ben buldum abi. Kim sence evli çift? Söyleme dur. Ben Beyza Deniz diyeceğim yine. Söyleme. Peki tamam bir soru soracağım. Son soruları sorun. Kararı alayım artık. Önder abi önce sana soracağım. Nikah şahidiyle Sadıç aynı kişi mi oluyor? Hayır. Yani aynı tamam. Kişi olabilir tabii ama olmak zorunda değil. Yani. Tamam. Abi çok bir tane yazılan soru var. Soracağım bunu, yapacak bir şey yok. Sor bakalım. Beyza Deniz bilerek sormuyordum o zamana kadar da. Tamamdır. Evlilik için sağlık raporu alırken hangi hastaneden aldınız? Sağlık ocağında. Ya Deniz! Deniz, üçüncü. Ya bu arada... Deniz abi söyledi de... Beyza Hanım'da da asla cevap yoktu bu soruya. O mimikten ben onu aldım. Asla bir cevap yoktu bu soruya. Ama şey... Gerçekten hatırlamıyorum. Ya Bahadır abi seni çok özledim ya. Allah çarpsın çok özledim. Peki artık sizden bir cevap alayım bakayım. Aranızda konuşun. Önder abi son bir soru sorayım mı? Sor hadi sor. Tamam ben Beyza ve Deniz'e bir az önceki soruda sıkıntı oldu bir şans daha vermek istiyorum. Tamam. Deniz'in düğünde Sadıç'ı kimdi? 3, 2, 1. Ben artık inisiyatif alamıyorum artık. Kusura bakmayın. Elimden geleni yapıyorum. Tamam bir tane daha alayım. 3, 2, 1. Beyza şeye döndü. Beyza şeye döndü. Mehmet Ali Bey Allah için. Allah için. Dün akşam yedikleri yemek neydi diye bir soru geliyor. Nasıl? Beraber yaşıyorlar zaten. Dün akşam bugünün sorusu bugün full beraberlerdir. Hadi seçelim tamam, yapacak abi. Bir şey yok. Seçelim, hadi seçin abi, bakalım. Şey karar verdiniz mi kendi aranızda? Kazanan çifte ödül ne oluyor abi? Kazanan evet, çifte yani bir sinema bileti alalım beraber sinemaya gitsinler olur mu? Olur. Naçizane. Öyle. Naçizane yani. buzdolabı alamıyoruz kusura bakmayın. Keşke alabilsek de. Amazon kodu yapabiliriz belki. O da ama olabilir. Biz bir şekilde ayarlarız. Aynen, kendi aramızda konuşuruz kazanan çiftle. Evet, söyleyelim. Ama yani var mı kararınız? Hiçbir şey sinmedi açık konuşayım. Tamam. Ben söylüyorum. O zaman başlayayım hadi. Fitili ateşleyeyim. Ben Güler ve Eren diyorum. Tamam. Ben Beyza Deniz diyorum ama hiçbir şey dayanarak değil. Tamam. Düğün Yalçın... yaptık. 3 yerde yaptık. 5 yerde yaptık. Şu şöyle böyle biraz ikna oldum. Ama oh be Yalçın'ın yani. Üstüne yıktık yani ihaleyi belki. Yalçın 10 dakika önce söyledim. Ben 10 dakika önce söyledim oğlum ama yani. Ben baştan beri onlara olunçunu al. Onlar da biraz. Ronnie sen neden peki şey diye düşünüyorsun? Peki, Güler Eren diye düşünüyorsun. Gibi oldu. Ben Beyza Deniz'deydim tamamen. Bak o kadar Beyza Deniz'deydim ki ben ilk dakikadan beri. Ama son sorularda çok sıkıntı oldu Beyza ile Deniz'de yani. Ya ben onu hani yapabileceğim. Bu arada siz de şu an mikrofonunuzu açabilirsiniz. Kapalı olmasına gerek yok. Hani soru kısmında olmadığımız için araya girebilirsiniz. Dert değil. Son sorularda onlar da takdir eder ki çok uyuşamadılar. Ya bizim bir tık da uyku gelme seviyesi. Doğrudur tabii ama. Yani ben sadece... yine de onları diyeceğim. Tam seçtik yani. Yapacak bir şey yok abi. Bence de Beyza onlar, Deniz mi diyorsunuz? Ben evet. Ben değiştirmeyeceğim fikrimi. Ama ben Bahadır abi konusunda bir tık iddialıyım bence onlar ya. Beyza ve Deniz Eren, bu yarışmanın kurtaramadım size kusura bakmayın. Bu yarışmanın ne olursa olsun kazananı oldunuz. Sizleri kutluyorum. Öncesinde kazanacağınızı düşünüyor muydunuz? İyi hissediyor hayır. Muydunuz kendinizi? Ben evet çünkü ben iyi bir yalancıyım. Yalancı mısın? Söyleme direkt kafayı. Allah kahretsin. Ya, üçü kibiri yapamazsın. Cevabı yapamazsın. Doğru ya. Cevap vermezsin. Canıma ya. Oldu ya. Yemin ödeme alacağım. Neyse bizim kazandığımız başka şeyler. Haydi. Haydi. Ta uzak yollardan. İspeti yapayım. Aynen. Tamam o zaman bütün katılımcılarımızı alalım. Sıradan bir herkesle konuşalım bakalım. Herkes tekrardan kamera açabilir mi mümkünse? Melda Berkem çiftiyle başlayalım ya. Melda Berkem'le başlıyor. Melda Berkem. Melda ile Berkem bizim çocuklar.
birlikteler, sıkıntı yok. Nasılsınız arkadaşlar? Elendiniz. Yani Berkem'in sıçışının büyük bir etkisi vardı maalesef. Yoksa bence hani chatte takip ettiğim kadarıyla ciddi bir favori gibi gözüküyordunuz. Ama olmadı. Neler diyeceksin Melda? Ben denedim. Elimden geleni yaptım, olmadı. Berkem sağ olsun. Sinirli misin gerçekten? Bırakırsan Beşiktaş'a öyle olur Melda. Sinirli misin gerçekten Berkem'e? Yok ya, değilim tabii ki, tamam. Yani. Amaç eğlenceydi çünkü. Biz de gayet eğlendik. Eğlendiniz mi? Onu soracaktım ben de. Evet, gerçekten eğlendik. Süper. Peki o zaman usulen soruyorum. Evli miydiniz? Hayır. Güzel. Evlenmeyi düşünüyor musunuz peki? Oo, yani... Birde bir başladık, birde bir. Melda Hanım, Berke'ye bakışı gördünüz mü? Oraya bağlı. Abi bu çifte fazla soru sorma bu akşam. Bir dakika, bir dakika. Ne kadardır birliktesiniz? Bir senedir birlikteyiz. Oo. Çüş! 11 Berkem efendi. Evet. Erkem nerede? Ne yapıyorsun oğlum sen? Elini titresene. Tüylerimizi kendi kendine oldu. Neyse, abi, şimdi şey yapmayalım biz onu. Berkem, biz onu özelden konuşuruz. Biz onu özelden konuşuruz. İnanılmaz sevimli bir çiftsiniz. Orada şeyi falan da ister misiniz, istemez misiniz? Herkese söylüyoruz. Yani Twitter, Twitter atmak isterseniz de chat'e vesaire atabilirsiniz. Buradan da ben selam göndermek isterim. Tabii ki. Burada Markus Ayrelius'a selam gönderiyorum. O da sizin eski bir Patreon dinleyiciniz. Evet, hatırlıyorum ben. Evet, tanıyoruz. Selam olsun. Siz bizim Patreon'u biliyor musunuz? Dinliyordum. Şu aralar hani dinleyemiyorum. Şöyle üyeliği alamadım, okay. Dinlemedim. Yani. Yani... Neyse, tamam. Soracaktım da sormayacağım. Tamam. Süpersiniz. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz tatlı bir çiftsiniz. Eğlendik de diyorsunuz. Daha fazlasına da gerek yok zaten. Böyle bir sıçış olmasaydı benim tarafımdan. Ama... Olur olur. Chat'teki Dikin'i tanıyor muyuz abi? Chat'teki Dikin tanıyor muyuz? Yo, ben chat'te çok aktif değilim ya. Şey, ghost takılıyorum yani. Anladım. Süper. Evet. Zaten bana teşekkür ederiz. Bana Instagram'dan yazan tek kişi Berkem'di. Geri kalan herkes Twitter'dan yazdı. Bir tek Berkem Instagram'dan yazdı. Aynen öyle. Peki. Aynı zamanda çok da tatlı bir çiftsiniz. Onu da söyleyeyim. İnanılmazsınız. İnanılmazsınız. Ben sizi düşünmüştüm, ciddi söylüyorum. Zaten söylüyorum da. Peki. O zaman kime geçeyim? Kimi istersiniz? Kimi öğrenmek istersiniz? Sıradan gidebiliriz abi. Sıradan git. Bir dakika. Şey gidelim abi. Adamlar uyuyacak. Ki. Ben niye size soruyorum ki harbiden? Ben size bir Başak Yiğit vereyim ya. Evet. Merhaba tekrar. Selamlar. Önder abi, inanılmaz, bu çift. Yani herkese söylüyorum bunu ama gerçekten inanılmaz bir çiftsiniz. Yaşlarınız aynen, genç olmasına rağmen. Ederiz. İnanılmaz enerjik bu arada. Müthiş enerjik bir çift. Eğlendiniz mi? Nasıl geçti? Gerçekten ya. Biz biraz hastayız. Biraz enerjimiz de düşük. Bu düşük hali ise maşallah. Ona rağmen müthiş enerjiksiniz, öyle söyleyeyim. Özellikle ben söyleyeyim. Evet. Başak inanılmaz enerjik. Evet. Başak Hanım feci oyuncu, öyle söyleyeyim. Yani yalan işinde uzman gibisin. Biz çok eğlendik biz de. Eti falan da okuduk sonra, eğlendikten sonra. İşte topluluğu vesaire. Bayağı da arkadaşlar sağ olsun. Arkadaşlar şey yapmışlar. Arkadaşlar da bayağı insan varmış. Peki nasıl yarıştınız sizce? Evet, neden elendiniz? Orada finaldeki soruları... Hepsini biliyorduk biz. Yani. Harbi mi? Evet, hepsi vardı bizde. Evet, cüzdanının sonunda çocuklar için boş alan var. Çocuklar için boş alan var. Eyvah. Erenler o yüzden çalışmışım, ben size öyle söyleyeyim. Düğün arabamız Maybach'tı. Oha. Başak baba mı? Babasının. Başak babası. Başak kız, Başak bir şey yok. Çok sözü kolmaya mı gittiniz orada? Çok zengin işte öbür taraf. Yani %95'i ciddi, öyle diyeyim. Tamam. Peki şunu soracağım size. Neden elendiniz sizce? Nasıl yarıştınız? Bence yaş. Yaş. Evet. Yaştan mı gittiniz? Evet. Yaş geçtik, şey oldu. Bir de en başta bir takılma vardı sizde. Neye takılmıştınız şey acaba? Şey işte, ben dedim ki ne zaman evlendiniz dedim. Başak şey dedi. İşte 6 ay gibi bir şey oldu gibisinden bir şey söyledi. Yok, ben dedim. Ben 6 ay dedim. Başak net tarih söyledi. Okey, tamam. Sen Yiğit şey dedin, 5-6 ay gibi bir süre oldu dedin. Evet, hatta ben de ki bilirsin ne zaman. Eder gibi cevap vereyim dedim, orada biraz kötü oldu. Onun dışında her soruda bence tak tak cevap verdik diye düşünüyorum. Evet, evet. Özellikle gerçekten evlendirme dairesi sorusunda ciddi beni şey yaptınız, harbi yani.
Yaş, fenotipler biraz küçük duruyor. Yaşımızı da yalan söyledik bu arada. Kaç yaşındasın? Ben 22'yim. Ben 24'üm. Ha, bir de yukarı çektiniz. Genç duruyorsunuz zaten. Bir tık yukarı çektik. Neyse, daha genç misiniz? İnşallah bu güzel birlikteliğin sonu da evlilik olur eğer niyetiniz varsa diye. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bu arada zaten bir iki bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Önder abiye söylemiştim. Yalçın'la aslında bizim bayağıdır bir sohbetimiz, muhabbetimiz var. Yalçın beni tanır diye çok şey yapıyordum. Çıkardın mı Yalçın hiçbir yerden? Çekiniyordum. Yok, çıkarmadım. Çıkarmadım. Ben Instagram'dan takipleşiyoruz falan. Tanıdım falan da. Ama başka bir şey bilgim olmadığı için bir şey çıkarım yapamadım. Ha, olabilir. Bir de ben de küçük bir selam gönderebilir miyim? Tabii ki. Buradan uzun süredir takipçiniz olan Emircan 35.5. Aa, ve tanır mısın? Ve Cenk'e selam söylüyorum. Hangi Cenk'e? Emircan mı? Lan evet. Söyleseydin ilk direkt elerdik seni, ben sana söyleyeyim. Emircan arkadaşım deseydin he. Emircan sevilmez mi? Çok sevdim. Başak Emircan sevmiyor gibi Emircan'ı sanki. Başak sen sevmiyor musun? Tamam. Başak tamam. Bizi de sevmiyordu bu arada. Siz onu fark ettiniz mi? Sevmişti bizi beğenilerden. Peki yine usulen soruyorum. Evli misiniz? Hayır değiliz. Hayır maalesef. Peki süper. Hayır maalesef mi? Yeni seneye mezun oluyor da evlenmek isterdim ama. Ben daha mezun değilim. Yüksek lisans hikayesi de kolpa bizim. Sen hala düz üniversite okuyorsun. Tabii ben 3. sınıfım. 2. üniversitemi okuyorum. 2. üniversitemde 3. sınıfım. O yüzden bir evlilik durumu yok şu an. Bakalım, daha yaşınız çok genç zaten. Nasıl? Gelecekte olur inşallah. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldınız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Peki geldim Selim ve Okan'a. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Selamlar. İyiyiz. Finale kalsaydık daha iyi olurduk ama. Peki. İlk soruyu ben sorabilir miyim? Sor tabii. Almanya'da mı yaşıyorsunuz gerçekten? Evet. Gerçekten bir sene önce taşındık. Tamam. Benim bu işten çok kafam karıştı. Yani Almanya'da yaşama iş evliliğe çok yakın gibi geliyor bana. Bizde iyi bir plan olacağını düşünmüştük. Ama benim kafada nerede gittiniz biliyor musunuz? Nasıl evlendiniz mi ne diye bir soru sordum, hatırlamıyorum tam. Cevapta biraz teklediniz ya. Orada Selim biraz frene bastı orada, evet. Ben toplamaya çalıştım da biraz iş işten geçti gibi diyor. Peki. Neden elendiniz sizce? Ne sebep oldu? Yani sadece o takılma mıydı? Onun dışında bizimkilerin de hatası var mıydı? Ya bu sorular 3-2-1 soruları birazcık zordu açıkçası. En sevdiğiniz yemek, hangi tatlıyı daha çok sever falan. Onlar biraz zor çünkü bunu söylemek tek de gerçekten ya zor. Bir de şöyle bir şey var. Benim hiçbir şeyde en sevdiğim bir şey yok. Öyle bir sıkıntı var gerçekten. Her şeyi yerim tayfadan mısın? Her şeyi çok seviyorum. O yüzden peki. Biraz zor. Eğlendiniz umarım. Çok eğlendik, teşekkür ederim. Süper, çok sevindim. O zaman size de soruyorum. Evli misiniz? Değiliz. Değilsiniz. Ne kadar süredir peki tanışıyorsunuz veya ilişkiniz ne kadar süredir? 2019'dan beri sevgiliyiz gerçekten. Tamamdır. Ufak bir beklenti kafa sallaması vardı sanki Selin'de. Yok. Doğru, 5 senedir beraberiz. Tamam, peki. Umarım 5 senedir hala sevgiliyiz. 5 senedir tık yok. Allah'ın cezası bir evlilik gibi olmadı. Lisansın bitmesi lazım. Tamam. Biz şaka yapıyoruz tabii. Yani buraları ciddiye almanız gerek yok. Ben kendimi savunuyorum zaten sizden. Tabii ki siz en doğrusunu biliyorsunuz. İlişkinin içinde olan sizsiniz. Umarım her şey istediğiniz gibi olur arkadaşlar. Abi senin chat'teki nickinle peki tanıyor muyuz? Tanıyorsun. Bence. Okan Kroy chat'te de, Twitter'da da. Okan Roy. Roy değil mi? Okan Roy. Sonunda bir K daha var. Okan'ın. Harbi mi? Ben Okan Roy diye biliyorum. Okan Roy'u ben tanıyorum mesela topluluktan. Aynen. Ben de tanıyorum. Görüyorsunuz. Link chat'e atabilirsin bu arada paylaşmak istersen. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldınız. Biz teşekkür ederiz. Peki. Yani kazanan çifte geçeceğim. Çünkü zaten itiraf ettiler. Yani hiç Beyza... Abi. Yalan söylerim dedi. Abi Bahadır mı ya? Beyza, tebrik ederim. Neden kazandınız siz de yarışmayı? Ne sağladı yarışmayı kazanmanızı? Hazırlığımız. Hem hazırlık hem de zaten planımız bu. Ya şöyle. Gerçek olacak.
İnşallah. Ya şimdi yaşlar da hani yalan ama yani şu bir yaş. Yani 99 düğümden deyiz 2000'de. Zaten bu anlattıklarımız bizim bir ön gösterim gibi bir, yani. Bir şey yani. Zaten yakın vadede düşündüğümüz şeyler. O yüzden bizim için çok şey olmadı yani. Ama yani başarılı her şeyi doğru söylediler ya. Yani iyi kutlarım. Hazırlandık. Zaten biraz ön gösterim gibi oldu. Yani. Kutlarım. Senin 99'da olmana çok şaşırdılar chatte bu arada. Neden? Daha mı büyük gösteriyor? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Deniz sen kaçlısın? Chatten çok güzel bir soru var. Beyza 3 düğün mü düşünüyorsun gibi? Hayır. Denize şaşırdılar işte. Sen deyince benim de kafam karıştı. Deniz'in 99'lu olmasına şaşırdılar. Evet. Tamam okey. Söylüyorlar mı çevrende büyük gösteriyorsun falan diye? Evet gerçekten de büyük gösteriyorsun. Kesince eksi bir eksi iki yaş olur yani. Abi, sizi kutluyorum. Yalan işte peki nasıl çalıştınız? Ben ciddi sormak istiyorum. Beyza Hanım şov yaptı. Yani, üç düğün, Samsun, Nevşehir, Cart, Cürt. Ben böyle bir şey görmedim. Bunların ya, muhtemelen bir preview gibi bir şey çünkü yani şu anlık yalan öyle diyeyim sana. Yani İnşallah. Muhtemelen bu ailelerin yaşanan gerilim işte. Gerilimler falan da okulu da gerçek. Nevşehir durumları, yani. Ankara durumları yani muhtemelen. Sizin ilişki durumunuz ne şu anda? Sevgiliyim. Yani 4 yıldır. Sevgilisiniz. Evet. Süper. Çocuğu da aynı anda söyledi. Hayır Beyza'da şey çok garip. Beyza'ya diyoruz ki nerede diyoruz hangi şeye gittin? Kuaföre gittin. Beyza kızıyor. Git dedim kardeşim ben kuaföre falan. Nerede gittim? Ondan mı vardı? Bu kadar ama Beyza ben seninle tanışmıyorum. Ben bir saat önce gördüm sizi ilk defa. Ben nereden bileyim siz gittiniz mi gitmediniz mi? Soru soruyorum ya, ben size. Biz onu kurguladık. Denize yemek yaparken diyorum ki bak kuaföre gitmedim. Edip'in evine gittim. Onu kurguladık zaten. Bak diyorum şu oldu bu oldu. Hepsi kurguladık. Kuaföre gitmedik derken ben ona inandım işte. Kutluyorum. Bence söylemiş yorumuna imza atıyoruz harbiden. Bence Beyza taşıdı. Açık ara taşıdı. Kesin, Deniz kesin taşıdı. Kesin. Öyle. Deniz yani normalde de inanılmaz bir yalan söylediğim bir şey var. Yani arkadaşlarına, çevresine inanılmaz yalan söylüyor. Yani ben çok üzüldüm. Deniz kupayı kaldıran üçüncü kaleci gibi takılıyor orada ama yine de iki çiftimizde kutlarım. Beyza peki bir şey söyleyeyim. İyi yalan söylerim dedin. Yalan söyleyeni de anlar mısın? Anlar. Peki bir sonraki kimposterlar da bize yardımcı olur musun? Bence kim evli? Bizim desteğe ihtiyacımız var. Oğlum evli olan söyledi gibi ya. Evli olan belli gibi bir şey bence. Yani. Peki. O zaman birkaç bir şey söyledim. Tabii ki söyleyebilirsin. Tabii. Selam da vereceğim de yani şeydim ben çok heyecanlıydım buraya geldiğimde çünkü hani sizi çok fazla uzun süredir her şeyin en başından beri takip ediyorum yani çok mutlu edici oldu benim için yani yüzde tanışmasam da buradakilerle yani ben öğrenci evimde de yıllardır tek eşim yani evimde benim hep bir ses oldunuz gerek podcast gerek çok teşekkürler inşallah gerek tanışırız bir gün yüz yüze denk gelirsek inşallah, çok isterim bakalım İstanbul'a çok isteriz kısa arada gelip gidiyoruz. Son selam olarak da buradan Ankara Demode Tayfa'ya. Aa onlardan mısın? Demode Tayfa'da mısın? Zeki Baba Tayfa'dan mısın sen? Bir şey söyleyeceğim. Ankara Alısa Tayfa. Sen Ozan Mali'lerle, Zeki abilerle falan. Ben geldim çay içtik. Keşke sen de olsaydın. Hangi takımlıydın? Niye getirmedin? Ne? Hangi takımlıydın? Beşiktaş'tı. Beşiktaş'sın. Tebrik ederiz. Neyse Beşiktaş'ta adam kazandı. Sıkıntı yok. Tamam. Aynen öyle. Neyse bir dahaki... Deriz. Ankara'ya gelişimde benim bu adamla... Beyza ben sizi çok üzülüyorum falan diyordu. Pazar sabah kahvaltı demişti. Şimdi aklıma geldi. Ben orada da ikna olmuştum ya. Pazar sabah kahvaltı podcast dinliyoruz diyordu. Deniz'le bitmeniz çok yakın. O doğru zaten. Kahvaltıyı ben de yapıyoruz ya da onda yapıyoruz. Bir gerçekten dinliyoruz. Açıyor mu gerçekten? Kapat gerçekten şu saçmalığı be kapattır. Bireysel ben... dinlesin ya. Ya yok ben dinliyorum. Hiçbir şeye inanmam bu insanı maalesef. Durduruyoruz mesela. Biz hani soru yemek pişerken ses duyayım diye durduruyorum yani. Sonra. Soru size geldiğinde biz de durduruyoruz. Birbirimize ha cevaplıyorsun. Ha güzel bak bir çift Hayır. için güzel etkinlik bu arada harbiden. Evet, çok güzel oluyor yani. Beyza bugün bir bölüm kaydetmişiz. Aklını kaybedersin. Onu kesin dinle. Süper bölüm. İnanılmaz bölüm. Hafta sonu kahvaltı var. Nick'i Peki. söyledi mi diyorlar chatte? Nick. Söylemek ister misin? Kara adım. Yani Deniz Kara. Aa, tanıyorum ben. Ben bunu ki tanıyorum. Aa Deniz Kara. Ben de tanıdık. Hatta çift Z var. Öyle söyleyeyim. Aha, çok chatte şey yazmıyorum. Genelde futbol olduğumu topluluğa biraz böyle Emre Özcan bari şeyler yazdım. Sen herhalde zaten şu saçmalık bitsin de Van Bronckhorst konuşun artık diye bekleyen tayfadan olabilirsin belki. Peki.
Peki o zaman sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerle ödülünüzü ayrıca konuşuruz Deniz. Ben sana yazarım. Size bir ufak bizden bir hediye vermek istiyoruz. Peki. Kimi açayım? Güler Eren'i mi açayım? Yoksa Elif Bahadır'ı mı açayım? Elif Bahadır'ı alalım bence de abi, sen bilirsin. Tamam. Elif Bahadır'ı açalım. Selamlar arkadaşlar tekrardan. Sizler merhaba. İçin tekrar. Zor bir süreç olmuş olabilir. Ya yani burada en çok emeği veren katılımcı sizsiniz. Öncelikle binlerce kez teşekkür ediyorum sizlere. Kardeşim bu Avustralya'da internette sıkıntı mı var? Avustralya şu internet işini çözün. Sevgili ya, Melbourne yetkilileri. Evet. Aslında iyi ama. İyi şu an. Bizim Discord Avrupa sunucusunda ya. Onlar o yüzden olabilir. Evet. Muhtemelen. Olabilir. Muhtemelen ondan. Nasıl geçti yarışma sizin için? Öncelikle yoruldunuz mu? Çünkü gerçekten ben suçlu hissettim biraz kendimi sizi yorduğum için. Hayır. Erken zaten için. Erken öğreniyorsunuz. Tamam. Çok iyi. Aynen, çok çok eğlendik. Sen umarım normalde herhalde abi finallere akarız buradan. Ne diyorsun? Don Çiçe kayarız buradan. Aynen, ben bu arada biliyorsunuz ki yüzsüzlüğüyle ünlü bir ekibizdir. Ben hayatımda bu kadar mahcup olduğumu 3 günde bu 2 kere mahcup etti adam bizi. Bir insana bu kadar mahcup olunmazdı gerçekten. Estağfurullah yani gerçekten tezim sırasında yani sizi ilk baştan beri takip ediyorum. Gerçekten çok yardımcı oldunuz. Sadece beni güldürmenizle. Estağfurullah. Yani gerçekten aklınız çok fazla. Ne mutlu bize bir damla şu anda. Burada çok yalnız olduğumuz için hani gerçekten bir ses ya bir aile sıcaklığı hissediyoruz yani sizinle. Ya yemin ederim bu çift beni çok duygulandırıyor ya abi bu çift. Abi, ne konuşuyorlarsa kötü oluyorum kafayı yiyeceğim. Bu çift ya. Benim burnumu sızlatmayı ne zaman bırakır acaba ya? Önder abi ama iyi yanından düşün. Bu çift kazansaydı Avustralya dolarıyla alacaktık. Alırdım ya. O yüze girecekti yani ben sana söyleyeyim. Gözlerim doldu ya. Peki yani, arkadaşlar. Falan niyetiniz var mı yoksa öyle mi gözüküyorsun? Yani full Avustralya devam gibi mi gözüküyorsun? Şu anlık buradayız. Hangi yani, şehirdeydiniz? Söylemek ister misiniz? 5 yıldır buradayız. Melbourne. Tutturmuşum. Süper. Melbourne'lü demo dedikler var mı chat'te? Hiç tenis Melbourne'lü izlemeye gittiniz mi Melbourne'e? Avustralya açık izlemeye gittiniz mi hiç? Gittik. Ulan be. Benim hayalim Nadal biliyor Djokovic musun? Nadal Djokovic mi izlediniz Avustralya açıkta? Ayrı ayrı. Ayrı. Nadal Djokovic maçı izledilerse sinirlenecektir. Önceki finalde izledik. İkisinin Nadal Djokovic. Yerinde mi? Melbourne'de mi? Aynen. Evet, burada. Neyse aynen. biraz duygulanmam hasete döndü. Biraz uzaklaştım bu çiftten. İyi oldu. Neyse Bahadır biz de yerinde Beşiktaş Trabzon finali izledik. Hani ona göre ayağına denk alırız lan. Bahadır hangi takımlısın? Neyse iki. Oo Bahadır komple gitti. Bahadır geldi. Bir gidip geliyor. Geldi şimdi geldi. Galatasaraylıyım. Galatasaraylısın. Ben hem Alanya Zuyu hem de Allen Iverson vardı ya acaba Beşiktaşlı mısın diye düşündüm ama sanırım Allen Iverson şeyle Beşiktaş'la alakalı değil. Evet. Tahmin ettim. Peki. Orada kıskanmıştım. Öyle. En sevdiğin adamı da en sevdiğin adamı da alırız getiririz işte ona göre. Yani 7 maç oynattık o ayrı. 7 maç sadece oynadı Beşiktaş'ta ama olsun. Peki. İlişkiniz ne kadar süredir peki? Söylediğiniz doğru muydu? Doğru. 2017'den birlikteyiz. O zaman ben size sormak istiyorum. Gerçekten evli misiniz? Allah kahretsin. Kafayı yiyeceğim. Abi ben bunların olduğu ikna olmuştum ama yani konuşmaya başlayınca tekrardan yok değiller dedim ya. Neden elediğini söyleyin bakalım. Abi neden elediğimizi daha yemedim. Allah çarpsın bir tane bile cevabı. Neden elediğimiz biliyor olsam harbi bir şey söyleyeyim. Ya ben neden seçtiğimi de bilmiyorum ki Güler Eren'i. Onu da bilmiyorum ki. Abi Güler'le Eren bir de şey yaptı ama ya. Yani finalden sonra biz bir şeyler kazandık dedi ya. Ben dedim bunlar gerçekten evli. Yine orada da bir rol kesmişler. Kafayı yedim ya. Güler asla bırakmıyor harbi rol kesmeyi. Güler heyecanlıyım lan. Ne var ya? 2 saat bizi ayakta uyuttu. Harbiden 2 saat ayakta uyuttu bizi ya. Heyecanlıyım. Ben gerçekleri söylüyorum. Peki. Tebrik bir şey söyleyecekti. Öncelikle. Bir şey söyleyecekti. Mutluluklar dileriz. Söyle bakalım Yalçın'ım. Şey söyleyecekti abi. Kim? Baha mı? Ben yenge, mi? Evet yenge. Evet Elif. Ya biz çok loser bir çift ya. Yani katıldığımız bütün oyunlarda bayağı yani kaybediyoruz. O yüzden çok ya, şaşırtıcı değil yani bizim şeyin için. Etkisi olabilir bu arada. Siz
4.30'da uyanıp geldiniz. Hani belki biraz odaklanamamışsınızdır, belki biraz enerjiniz düşük kalmıştır. O yüzden olabilir. Anladım. Belki sizin için normal bir saatte olsak çok daha başarılı yarışabilirsiniz. Ve muhtemelen bizimkilerin mallığıdır. Sizle alakalı değildir. Kesin yani. Bizim mallığımızdır ya. Bizim ona şüphe yok zaten. Mallık varız orada da. Hani öyle bir alırız ki o işi de. Ya, peki. O zaman çok sizin... Berken bırakmadı bizi orada neyse ki. Harbi. Berken bizim mal tayfada da bir açık vardı. Ankara'da kimse yoktu bizim tayfada. Eğer sen de istersen layığıyla bu görevi yerine getiririm dersen seni de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Peki Elif, Bahadır, sizin eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da almayı çok isterim. Hepinize çok, teşekkür ediyoruz. Çok biz eğlenceli. Teşekkür ediyoruz. Ben bir şey eklemek istiyorum. Şeyi hatırlarsınız, Bahadır'ın paylaştığı test kısmını. Tweet'te attım zaten. Orada bizden önce tabii ki doğal olarak Elif'e teşekkür ediyordu. Sırf yarışmaya katılacak diye hani orada eşim diye belirtmemiş, orayı değiştirmiş. Elif diye yazmış. Yani normalde eşim diye yazıyormuş orada veya eşim Elif diye, artık nasıl olduğunu bilmiyorum abi, ama. Ben okudum onu, ben okudum. Anne abi bir şey itiraf edebilirim. Yazmıyordu. Bir şey itiraf edebilirim. Yazmıyordu işte, değiştirmiş yarışmaya katılacağı için. Belli olmasın evli olduğu diye. Dear wife yazmadığı için ben onların evli olduğunu düşünmedim. Ya onu böyle öyle ya düşürürler adamı. Şey, ben de bir şey söyleyeyim mi? Orada dear wife yazsaydı ben onu asla anlamazdım. Ben orada Onur'a bir kilitlendim. Onur yazıyor orada. O isme bir kilitlendim orada. Aa dedim, benim ismim yazıyor. Başka hiçbir şeye bakmadım. Ben sizin isminizi de görmedim yani orada. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Gelmenizi buraya bekleriz. Size ev sahibi İnşallah. Yapmak isteriz. Çok biz da zor değil yani Türkiye'den. Biz bekleriz. Yok. Bahadır, ben de sana şöyle bir cevap vereyim. Biz oraya nah geliriz. Ben sana söyleyeyim öncelikle. Biz buradan daha toplanıp 3 kişi Kuşadası'na gidemiyoruz. Doğru. Hani bir de Melbourne'e nasıl geleceğiz? Olsun, belki bir umut. İnşallah, inşallah. Şaka yapayım, inşallah. İnşallah. Asıl siz gelirseniz biz konuk etmek isteriz. Aynen inşallah öyle. Memlekete döndüğünüzde diyelim. Çok teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Gelelim Güler Eren çiftine. Evet. Arkadaşlar selamlar. Güler Eren çiftiyle ilgili önce ben konuşmak isterim. Ben bir itirafta bulunmak isterim. Eren benim yaklaşık 16 senedir arkadaşım. Benim bu hayattaki en yakın arkadaşım. 6. sınıftan beri beraberiz. 16 olmuş mu ben? Aldı. Önderiz'e dışarı, Eren içeri. Biz bundan sonra Eren abiyle devam etmişiz. Önderiz'e dışarı. Önderi yaptığını yapamam ben. Yani benim en samimi arkadaşım. Ortaokul beraber okuduk. Liseyi beraber okuduk. Söyle bir şey diyordun. Chat'te Erenizo diyorlar. Erenizo'nun sonunda Razimos da var. Onunki biraz daha uzun. Onunki biraz daha uzun. Yani onda da Erenizo var gerçekten. Siz şaka olarak yazıyorsunuz ama var. Belki hani podcastlerden duymuşsunuzdur. Yani en yakın arkadaşlarımdan bahsederken Eren diyorum, Hasan diyorum. Belki oradan hatırlıyorsunuzdur. Eren benim en yakın arkadaşım ve Güler'le de aslında çok yakın zamandır sevgililer bildiğim kadarıyla. Biz Güler'le daha tanışamadık bile. Güler'le tanışma kısmetimiz de olmadı. Yazın hatta beraber çift olarak bir şey yapmak da istiyoruz inşallah nasip olursa. O yüzden önce benim için hani yakın arkadaşımın bu yarışmaya katılması, sevgilisiyle beraber katılması, benim için bir anı olması öncelikle çok mutlu etti beni. İyi ki kabul ettiniz. Çok sağ olun. Finale kadar da geldiniz. Hiç beklemiyordunuz finale kadar gelmeyi. Biz ilk eleniriz falan diyordunuz bana. Abi biz 5 dakika sonra sigarayı yakıp kenarda beklemeyi düşünüyorduk. bu kadar kısa süredir bir ilişkide olup da bu kadar evli gibi görünüyorsunuz. Maşallah. Şey söyleyeyim, ne kadar sürede birliktesiniz? 6 ay falan. 6 aylık çift beni evli olduğuna inandırdı. Benim mallık şaka mı abi? 6 aylık çifti seçtim. En yeni çifti seçtim aralarından gidip. Ben yarışmanın sonuna doğru şunu düşündüm ama hani biz gelen tüm soruları bence başarılı bir şekilde cevapladık. Bizi neden elediniz diye düşünmeye başladım. Evet. Umutsuz başladık ama niye kazanmadım kafasına girdim ben artık. Niye kazanmadılar? Hadi söyleyin, hesap verin bakalım. Yok, hiçbir şeyin cevabı yok bizde. Yok, Allah yani yok. Kazansalar niye kazandılarını? Ya duymadım. Ay yok, şöyle olmadı. Ben de demeyeceğim. Hadi 3-2-1 bilmiyoruz. Nereden bilmiyoruz? Evlenmedik. Düğün yapmadık. O
çok keyifli yarış. Evet, gerçekten eğer bu konsept devam ederse ben izlerim bundan sonrası. Mutlaka. Yani şu an ligler de bitti. Biraz daha böyle hani bir milli ara olmuştu. Milli ara da çok fazla hani ben eşimle, sevgilimle beraber izliyorum diyen takipçimiz çok oldu. Bu Avrupa Şampiyonası saçmalığı başlayana kadar böyle eşlerinizle, arkadaşlarınızla beraber izleyeceğiniz içerikleri arttırmayı düşünüyoruz. Diyelim. Var mı sizin ekleyeceğiniz bir şey? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok keyif aldık. Evet, güzeldi. Biz de teşekkür. Ya benim için ciddi söyleyeyim bu bölümde en önemli olan zaten beyler zaten bizi izleyen, tanıdığımız. Aynen öyle. Beylerin çok da bir önemi yok. Hiçbir soru da cevaplanmıyor zaten beyler bu arada. Tüksün kalın acaba. Evet. Hanımlar sıkılmasın yeterdi ciddi fikrim. Sadece bunu düşündüm bütün yayın boyunca. Sıkılmamışlar gibi görüyorum ben şu anda hissediyorum. Öyleyse ne mutlu bize. Eren abi. Sıkıldılar mı yoksa? Bir saniye. Sıkılmamışlardır ya. Eren abi chat'te bir şey yazıyorlar ama chat'i görüyor musun sen şu anda? Yok göremiyorum ben ya. Tamam sana şöyle bir hatırlatma yapayım. Onu söylememde bir sıkıntı var mı? İstasyonun oradaki ışıklar Renault Toros. Abi onu karıştırma. Karıştırmayayım mı? Tamam. Karıştırmıyorum. Karıştırmıyorum. Ben de karıştırmıyorum. Devam ediyorum. Ya onu bir ara podcast'ta abim anlatırsın ya. Ben onu podcast'ta anlattım zaten. Milletin haberi var yazıyor chat'e. O mu diye soruyorlar zaten. Ama şeyde bir gün Discord'a gel abi sen biz seninle de bu konuyu bir konuşalım. Bize anlat en azından off the record. Abi ben podcast'te şu an 48'de miyim neyim biraz geriden geliyorum da herhalde kaçırdım orayı. Tamam. Ama gelirim süper. Anlatırız. Süper. Çok teşekkür ederiz. Var mı son olarak ekleyeceğiniz bir şey? Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Güler inşallah da bir an önce seninle tanışırız diyorum. Evet. Haziran diyorum. İnşallah. O zaman. Yalçın sen bir şey söylüyorsun. Ben özür diliyorum evli çiftten. Kimden? Bulamadım. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok Yalçın'ım. Bazen de başaramazsın. Rezilliyiz maalesef. Bölüm zordu. Sevgili arkadaşlar, bütün katılımcılara binlerce kez teşekkür ediyorum. Özellikle hanımlara. İyi ki erkeklerinize uydunuz, katıldınız. Bizleri eğlendirdiniz. Umarım kendiniz de eğlenmişsinizdir. İnşallah hepinizin ilişkisi istediğiniz gibi olur. Evlilik istiyorsanız evlilik olur. Çocuk istiyorsanız çocuk olur. Sevgili devam etmek istiyorsanız inşallah sonuna kadar sevgili devam edersiniz. İyi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum diyorum. Ve sizlere veda ediyorum. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz hepinize. Teşekkürler. Hoşçakalın. Teşekkürler.